Değerli izleyiciler, iyi akşamlar diliyoruz. Bu akşam Basın Koridoru özel programında değerli bir konuğumuz var. Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu. Seçim gündemine ilişkin merak ettiğiniz soruları yanıtlayacak. Her şeyi soracağız kendisine. Özellikle Sayın AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi'ne yönelik işte Millet İttifakı içinde yer alıyorsun ya da işte Millet İttifakı içinde dayanışma halindesin diye yaptığı eleştirileri de soracağız. Sanıyorum önemli şeyler olacak, önemli açıklamalar olacak Sayın Karamollaoğlu'nun. Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk ve Halk TV Haber Müdürü Rahmi Aygün'le birlikte bir soracağız. Sayın Karamollaoğlu yanıtlayacak inşallah. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Efendim ben bu şeyden başlayayım mı? Gerçi buna cevap verdiniz ama bir de bizim ekranda Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde rahmetli Erbakan Hoca kalksa şimdi bunlara işte şöyle derdi böyle derdi diye sizi kastetti. Ne derdi efendim Sayın Erbakan rahmetli kalksa? Yani kendi kendimizi övmeyelim de herhalde alnımızdan öper. Allah razı olsun derdi. Başka bir şey diyeceğini zannetmiyorum. Ama esas şu anda iktidarda bulunanlar için ne derdi? Sadece Erbakan Hoca vefat etmeden çok enteresan açıklamalarda bulunduydu. Ben tavsiye ediyorum böyle hoca ne derdi demeye değil, ne dedi? Öyle tahmin falan yürütmeden bir o eski videoları izlesinler. Ne diyor? Bizim bugün söylediklerimizi aynen ama biraz daha farklı, çok daha sert, çok daha net ifade ediyor. Siyonistler kurdurdu diyor. Tam manasıyla. Yani onu dinlesinler bir. Eğer Erbakan Hoca'ya karşı birazcık sevgileri, birazcık saygıları varsa benim tavsiyem Erbakan Hoca'nın kendileri hakkında söylediklerini bir dinlesinler. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Bir meşhur söz vardır. Doğruya en yakın olan yanlış en tehlikelisidir diye. Yani doğru gibi gözükür ama o gözükme onun doğru olduğu manasına gelmez ve rahatlıkla aldatır. Bunu Erbakan Hoca sütle kireç kaymağına benzetirdi. Siz ikisine bakarsınız görünüş itibariyle bembeyaz. Sanki aynı süt ve kireç. Süt, evet. Aynıymış gibi gözükür ama birbirine hiç alakası yoktur. Yani bu arkadaşlar şimdi kendilerini süt gibi tarif etmeye kalkıyorlar da dediğim gibi en iyisi Erbakan Hoca'nın kendileriyle ilgili söylediklerini bir defa daha dinleseler faydalı olur. Bu benzetmede AKP kireç mi oluyor? Herhalde öyle oluyor. Peki şuradan bir sonunun devamı gibi kabul ederseniz. Şimdi milli görüş gömleğini çıkardıklarını ifade ettiler. Kendileri söylediler. AKP'yi kurarken. Tabii tabii. Dolayısıyla gömlek değiştirdikten sonra AKP kurulurken belli bir kuruluş felsefesiyle kuruldu. Tabii. Siz milli görüşün adresi olduğunuza göre AKP muhafazakar mı, muhafazakar demokrat mı, siyasal İslamcı mı? Liberal tanımlarsınız? Liberal mi? Nasıl tanımlarsınız o zaman AKP'yi? Siz kendinizi böyle konumlandırdınız. Günün şartlarına göre her kalıba giriyor arkadaşlar. Günün şartlarına göre. Bazen muhafazakar oluyorlar, bazen liberal oluyorlar, bazen kapitalist bir anlayıştaymış gibi gözüküyorlar, bazen dönüyorlar ya aslında hata ediyorsunuz, biz milli görüşçüyüz bile diyorlar. Günün şartları neyi gerektiriyorsa onu söylüyorlar. Ama ağırlık menfaat üzerine inşa edilmiş bulunuyor şu anda maalesef. Ve kendi menfaatlerine geldiği zaman girmeyecekleri kalıp yok gibi gözüküyor. Üzülerek söylüyorum bunu. Böyle bir şeyi, teşhisle bulunmayı hakikaten istemezdim. Ama son zamanlardaki çıkışlarına bakarak böyle bizi yalancılıkla itham ederken en daniskasını kendiler söylüyor mesela, hiç çekinmedi. Ya Türkiye'de 1389 seçim bölgesinin tamamında seçime giren tek partiyiz biz. Ama hala tutup ittifaklardan bahsediyorsa
Bunu neyle tarif edeceğiz? Efendim Adıyaman'da ne oldu? Sizin seçime girdiğiniz yerlerde mertçe diyebiliyor musunuz ki biz şunların oyunu istemiyoruz diye? Yo, biz ayırırız ikisini birbirinden diyor. Sen ayırıyorsun da biz niye ayırmayalım seçmeni? Elbette biz seçmenin tamamını bu memleketin öz evladı olarak görüyoruz. Türk olmuş, Kürt olmuş, Laz olmuş, Çerkez olmuş, Arap olmuş, kim olursa olsun. Hatta biraz daha ileriye giderek söylüyorum. Yani şu anda bu memleketin içinde Ermeni vatandaşlarımız var, Rum vatandaşlarımız var. Biz bunların oylarını, biz sizden oy istemiyoruz diye bir tavır içine girer miyiz? Yok. Biz bu farklılıkları bir zenginlik olarak görüyoruz. Meselelere yaklaşımımızda farklılıklar olabilir. Bunu da bir zenginlik olarak görüyoruz. Fakat bu ülkenin içinde yaşayan kimseyi düşman, hain, hasım, terörist diye de tarif etmiyor. Eğer bir yerde terörist varsa hükümet aldığı makamları, polisi harekete geçirir, onlarla ilgili araştırmayı yapar, üzerlerine gider. Ama afaki hedefleri ortaya korsa, durduk yere masum insanları üzer. Tabii bunlar kim üzülmüş, üzülmemiş, kim mağdur olmuş, olmamış, hiç umurlarında değil. Yani biz belli bir sürecin içinden geçiyoruz. Çok badireli bir süreç. 15 Temmuz gibi bir badireyi atlattık. Bundan sonra biz adalete çok önem vereceğiz diye ülkeyi tehlikeye atamayız gibi bir anlayışın içine giriyor. Ya siz adaleti bir tarafa bırakırsanız ülke tehlikenin içine girer. Siz biz ülkenin menfaatlerini sağlayacağız diye adaleti rafa kaldırdığınız zaman ortada ülke kalmaz. Onun için birçok mefhumu arkadaşlar ne yazık ki yozlaştırdılar. Bunun da farkındalar. Ben farkında olmadıklarını söylemiyorum. Ancak farkına vardığımız bir başka gerçek daha var. Yahut da bir iki gerçek var. Bir, Sayın Cumhurbaşkanı bize karşı oruç tutuyordu. Hiç ağzına bile almıyordu orucum bozulur diye saadeti. Şimdi almaya başladı. Bu neyin işareti? Herhalde biz yükselmeye başladık. Ama hemen arkasından ilave ediyor. Ben bundan sonra artık anketlere falan güvenmiyorum. Düne kadar güveniyordum. Niye şimdi güvenmiyorsun? Çünkü hoşuna gitmeyen bir gelişme var. Bunu görüyor. Neden efendim sizden rahatsız? Yani CHP'nin, İYİ Parti'nin eleştirilerinden fazla böyle alınmıyor da sanki sizin eleştirilerinizden çok daha fazla böyle alınıyor. Hani sanki yarasına dokunur gibi. Şöyle. Nedendir o? Şimdi Türkiye'de şunu kabul edelim. Türkiye'de kendisini muhafazakar olarak tanımlayan, milliyetçi olarak tanımlayan, sağcı olarak tanımlayan bir kesim var. Bunlar da biraz %60'ları, 70'leri buluyor. Bu kesimi kabul etmek istemiyor, kaybetmek istemiyor. Bundan dolayı sürekli olarak CHP'ye vuruyor gibi gözüküyor. Aslında istediği şu, Türkiye'de iki tane parti olsun. İşte Amerika'daki gibi. Aslında Amerika'da da iki parti yok, başka partiler var da. Ağırlıklı olarak. Pek ikisi öne çıkıyor. Şeyde bile, İngiltere'de bile. Bakın evet, İngiltere'de üç parti vardı. Liberaller hiç gözükmez. Halbuki mecliste temsil edilirler. %20 yerine göre 25 civarında oy alırlar. Ama seçim sistemi sebebiyle mecliste çok az temsil edilirler. Ya İşçi Partisi vardır ya Muhafazakar Parti vardır. Zaten Avrupa'da da muhafazakarla sol kesim arasındaki farklılık da kapanıyor. Giderek birbirlerine yakın fikirleri savunur hale geliyorlar. Çünkü kapitalist anlayışa sahip birisi artık ben gelirde sosyal adaleti önemsemiyorum diyemiyor. Solun en çok üzerine fikirlerini inşa ettiği husus
adalette yani gelir dağılımındaki sosyal adalettir. Bunlardan bir tanesi. Buna göre diğer konularda da yine sol kesimi bugün alıp aynı kefenin içine koymak, kendi içindeki bütün renklerini ayrıştırmak mümkün değil. Çok farklı kanaatler var. Doğru. Çok farklı düşünceler var. Yani biz bunları görmezden gelemeyiz. Ama işte Tayyip Bey bundan sonra benim her zaman iktidarda kalabilmem Türkiye'de iki parti kalmasına, iki görüşün devamlı gündemde tutulmasına bağlı diye düşünüyor. Bunun için de sürekli olarak herkesi aynı geminin içinde bulunmaya zorluyor. Efendim şöyle bir durum var tabii. Biliyorsunuz İYİ Parti ile ittifak daha doğrusu evet. Seçim işbirliği. Tabii. Sizin de söz ederken de seçimde dirsek teması olduğumuz bir parti olarak ifade ediliyor. Şimdi Kılıçdaroğlu'na dönük en çok ağır eleştiriler HDP ile işte işbirliği yapılıyor. Siz hakikaten HDP ile mesela dirsek teması kurduğunuz bir partinin HDP ile işbirliği yaptığına inanıyor musunuz ya da yapsa ne olur? Bir de ona sormak istiyorum. Şöyle bir şey var. Yani, bakın bu memlekette yaşayan insanların bir görüşü var. Evet. Mecliste de şu anda 4 tane parti temsil ediliyor mu? Ediliyor. 4 doğru değil mi? Doğru. Evet. HDP yok 5 parti. 5 parti var. Tabii 5 parti. Şu anda HDP mecliste temsil ediliyor mu? Ediliyor. Meclis başkanlığı seçilirken 6 parti özür dilerim. Sizle birlikte 6 parti. Biz meclis tabii biz grubumuz olmadı. Grubunuz için. Grubumuz. Güzel dediniz biz. Grup olmayınca farklı mütalaa ediyoruz. Ama bir de bağımsızlar da var, ayrılanlar tabii, var. Evet. Onları da ayrıca mütalaa etmek mümkün. Ancak meclis başkanı seçimden önce HDP'yi ziyarete gittim. Gitti. Hem de kameraların önünde gitti. Doğru. Şimdi onun HDP ile gidip temas kurması meşru. Ama başka bir partinin HDP yetkilileriyle veya teşkilatlarıyla irtibata geçmesi gayrimeşru. Ki bizim böyle bir tavrımız da olmadı. Ancak siz benim bu söylediğim dirsek temasını ben söylemiştim. Yani bizim şu anda ittifak yapmamızın bize bir fayda sağlayacağı kanaatinde değiliz. Çünkü geçen seçimde, genel seçimlerde %10 barajı vardı. O barajı geçmek için en az %10 oy almak gerekiyordu. Bizim %10 oy alma ihtimalimiz zayıf gözüktüğü için biz böyle bir ittifakın içinde bulunduk. O yüzden istediğimizi vermedi. Ama kanaatime göre yine de en büyük faydayı, Türkiye'de kalkınmayı o ittifak önledi. En ciddi adım öylece atıldı. O zaman bize bu ithamları yapamadılar. Ama şimdi biz o ittifakın dışındayken daha da ağır ithamlar yapmaya kalkıyorlar. Ben ittifak yapılmalarına karşı değilim. İttifak elbette yapılır. Bugünkü şartlar altında. Kendileri de yapıyor. Ama siyasilerin tavrı bugünkü kadar çirkin hiç olmadı. Özellikle iktidar yanlısı olanları. Kendilerinin dışındakiler vatan haini. Arkasında da diyorlar ki biz seçmene demedik. Seçmenin seçtiklerine demek, o seçmene de aynı manada muamele etmek manasına gelmez mi ya? Ben geçen gün Antalya'ya gitmiştim. Hadi ziyarete gittim. Yani tavırları çok enteresandı. Vatan hainlerinin yerine hoş geldiniz dediler. İstihzai bir tarzda. Çünkü kendilerine bu hakaretin yapıldığını görüyorlar. Biz vatan haini değiliz diyorlar. Bunu kimsenin bize söylemeye hakkı yok. Efendim bir de bu vatan hainliği sözü o kadar artık ayağa düştü ki yani herkes vatan haini. Öyle maalesef. Başladı. Şimdi siz 69 yılından beri bildiğim kadarıyla siyasetin evet. içerisindesiniz. Böyle siyasetin bu kadar birbirlerine hakaret edildiği, işte bilmem vatan hainliğiyle benzeri suçlamalarda suçlanan böyle bir dönem rastlamadık. Hiçbir zaman rastlamadık. Bakın ben en sonunu geçenlerde Erbakan hocamızı işte anma bir günü akşamı tertip ettik. Ve 8. Seneyi devriyesiydi. Erbakan hocamızın farklı konuşmalarından
çok kısa 30 saniyelik bilmem 40 saniyelik bölümler verdiler. Beni en çok etkileyen ve bugün ihtiyaç duyduğumuz Erbakan Hoca'nın 54. hükümetin güven oyu oylaması yapıldıktan sonraki konuşmasıydı. Sadece o bölüm almışlar. Dedi ki bize, ben özellikle buradan bize hayır oyu veren milletvekillerimizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Siz olmasanız biz hatalarımızın farkına varamayız. Sizin de göreviniz bize hatalarımızı, yanlışlarımızı hatırlatmak. Onun için her birinize ayrı ayrı teşekkürü bir vazife biliyorum dedi. Şimdi siz böyle bir tavırla bunu nasıl bağdaştırırsınız? Şimdi onlara hain deniyor. Şimdi hain deniyor onlara. Peki efendim, bu siyasi olgunluk liderlerde vardı ama tabii bu liderlerin siyasi olgunluğu teşkilatlara da yansıyordu. Elbette. Dolayısıyla tabanda da belki ironik eleştirilerle insanlar birbirlerine eleştiriliyorlardı. Kimi zaman sert eleştiriler olsa bile belli bir düzeyi vardı. Tabii. Şimdi Sayın Erdoğan'ın bu kadar sert eleştirileri, vatan hainliği boyutuna kadar oy vermeyenlere dönük eleştirileri hangi siyasetle ya da hangi duyguyla açıklanabilir sizce? Yani bence neyin sonucudur? Evet, ben hiçbir duyguyla açıklanamaz, yani makul bir şekilde açıklanamaz. Tayyip Bey demokrasiden hoşlanmıyor. Kendisi iktidara gelene kadar demokrasiyi önemli görüyordu ama artık hoşlanmıyor. Çünkü demokrasinin temel kurallarından bir tanesi iktidara gelenler geldikleri gibi de giderler. Seçimle çünkü. Ama şimdi öyle bir noktaya getiriyor ki kendisi giderse vatan hainleriyle gidecekmiş gibi bir hava oluşturuyor. Gitmek istemiyor. Ne pahasına olursa olsun ben bu makamı terk etmem diyor şimdi. Tayyip Bey'in tavrını başka türlü izah etmek mümkün değil. Kim? Milletin %90'ı gelse umurumda bile olmaz diyor tavrıyla. Şimdi onu kendisi tabii bunu alıp başka türlü evirip çevirebilir. Ama yazıktır ya. Bu memleket hepimizin. Şu anda AK Parti'nin içinde bulunanların samimi olarak söylüyorum. Yani üst kademelerde bulunanların, benim kanaatim en az %80-90'ı AK Parti'den rahatsız. Söylemlerden rahatsız. Alınan kararlardan rahatsız. Gidişattan rahatsız. Ama seslerini çıkarıp bir şey söyleyemiyor. Çünkü söyleyen iniyor. Trenlerine de bile binemiyor. Geçen, yani geçtiğimiz haftalarda bir AKP milletvekiliyle, eski milletvekiliyle karşılaştım. Tıpkı bu dediğinizi, yani en az sizin kadar biz de rahatsızız. Evet. Cumhurbaşkanının işte o sert ve ayrıştırıcı söyleminden ve inşallah bu seçimde millet bizim partiye bir ayar verir diyor. Bunu evet. Diyen bir, yani geçen dönem AKP'den milletvekili yapan bir AKP'li. Tabii. Ben size şunu söyleyeyim. Demin sözü tam tamamlamadan başka bir yere geçtim. Bazen ben böyle unutuyorum pat diye bir söze girdiğimizde. Neden bize çok yükleniyor diye. Bizim bir yükseliş trendine girdiğimizi görüyor. Ve şu anda samimi olarak söylüyorum. Yani elbette her partiye gönül verenler kendi partilerinin bu ülkenin problemini çözeceklerine inandıklarını söylerler. Ama benim samimi kanaatim şu ki AK Parti'nin alternatifi Saadet Partisi'dir. Ve iktidara gelip bunların oluşturdukları bu boşlukları doldurabilecek tek görüşe sahip Saadet Partisi'dir. Ben bunu bir övünme vesilesi diye söylemiyorum. Seçim boyunca üzerinde durduğum konu şu benim. Evet, günlük politikalara giriyoruz. Bazı tenkitlerde bulunuyoruz. Ama benim gündeme getirdiğim konuların tamamı şu anda iktidarın uygulamaları ve politikaları. Dış politikada iflas ettiler. Dış politikada hiçbir şey yapamadılar. Sadece efeleniyorlar. Efelenmekle dış politika yürütülmüyor. Hep zikzak içindeler. Amerika'yı Birleşik Devletleri'nin stratejik ittifak müttefiki ilan ettiler. Şimdi ne edeceklerini şaşırdılar. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri sizin aynı görüşte değilim diyor. Eğitimde imtihanı, akıllı tahtayı, bilmem tableti eğitim zannettiler. Eğitimin içeriğiyle ilgili hiçbir şey yapmadılar. Lise açar gibi üniversite açıyorlar.
Böyle bir yetkin politikası olur mu? Benim üzerinde durduğum konuları söylüyor. Ekonomi. Ekonomi bitti. Ve bu arkadaşların hakikaten bugüne kadar aldıkları kararlara baktığımız zaman görüyoruz ki Türk ekonomisi böyle devam edemez. Aldıkları kararların hiçbirisinde isabet yok. Teşhisle de yanlışlık yapıyorlar, tedavide de yanlışlık yapıyorlar. Yani kendileri, efendim bugünkü ekonomik problemlerimiz bizim, dışarının bizim üzerimizde oynadıkları oyun. Farz-ı muhal doğru. E sen niye ona karşı doğru dürüst tedbir almıyorsun? Bu politikaların öbürlerinin önünü açıyor. Sen borca dayalı, üretime hiç destek vermeden Türkiye'de menfaatçiliği zirveye çıkaran bir ekonomi politikası izliyorsun. Yap, yık, sadece ve bunu beton için söylüyorum. Yol yapıyorsun, asfalt yapıyorsun, inşaat yapıyorsun, köprü yapıyorsun. Bunlar kötü mü? Kötü değil de bir insan kendisinin bir takım zaruri ihtiyaçları varken elzem olanları onu bırakır da hayatı rahatlatacak konulara ağırlık verir mi? Borcu var, ödeyemiyor. Şimdi diyor ki ev sahibi olan diğer bütün işleri durdurur. Karnım doyacak, ne elbisemi yenilerim, ne ayakkabımı yenilerim, ne arabamı yenilerim. Hiçbir şeye girmem. Niye? Bunlar tüketim. Ben taksidi gelen borcumu ödeyeceğim. Çocuğumun masrafını karşılayacağım. Karnımı doyuracağım. Bunlardan vazgeçemez. E peki Türkiye şu anda aç. Açlık sınırı şu anda asgari ücretin üstünde. Asgari ücret açlık sınırının altında. Böyle olan bir ülkede siz hala sosyal yatırımlara, köprüye, yola para harcayabilir misiniz ya? Evet. Bu mantık yürümez. Yani yaptıkları işin yanlışlığını belirtme. Bir de dördüncü en çok üzerinde durduğum konulardan birisi de benim adalet. Adalet felç oldu. Artık Türkiye'de adalete güven kalmadı. Maalesef adaletin pençesi. Adalete biraz sonra biraz daha geliriz sanırım da. Evet. Efendim şimdi çok güncel olduğu için sorma ihtiyacını duyuyoruz. Buyurun. Biliyorsunuz İstanbul'da bir kadınlar yürüyüşü sırasında ezan okunurken bir yuhalama veya bağırıp çağırmalar olduğu bir saygısız bir tavır olduğuna evet. ilişkin Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra tüm Türkiye öğrenmiş oldu. O olaya tanıklık eden gazeteciler ki hükümete yakınlığıyla bilinen gazeteler sonra olayın öyle olmadığını ifade etseler bile Cumhurbaşkanımız o konuda değişik mitinglerde bu konuyu gündeme getiriyor. Tabii ki ezanımıza saygısızlık yapılmasını asla kimse kabul etmez. Olaya siz nasıl bakıyorsunuz? Siz de mutlaka araştırmışsınızdır efendim o konuyu. Bir böyle hakikaten bir saygısızlık tavır mı var yoksa oradaki polisle olan ilişkiler nedeniyle mi böyle bir olay yaşandı? Ben bu tip polemiklerin içine, çünkü bu bir polemik haline geldi. Polemiklerin içine girmek bakışınız istedim. O zaman şöyle, önemli ben efendim. Ben şunu söyleyeyim yani bizim İstiklal Marşımızda bile bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Çok açık ve net evet. ifade edilmiş. İstiklal Marşı'na saygı olan herkes elbette ezana karşı saygılı olur zaten. Böyle bir tavrın olmadığını orada bulunanlar söylüyorlar. Şahit olanlar da söylüyorlar. Eğer böyle bir şey varsa bunu videolarla bugün kameralar her yerde var. Tespit edilir. Yanlışlığı yapanlar varsa bunlar deşifre edilir. Onların üzerine gidilir. Ha, yanlış yapanlar olur mu? Onlar da olabilir. Bir topluluğun içinde her cins insan bulunur. Yani herkes böyle... O topluluk yeknesak, kimseye farklılıkları olmayan bir topluluk değil. Evet. Ama bunu çığırından çıkararak yine bir düşmanlaştırma vesilesi haline getirmek doğru olmaz. Şimdi bir de üstelik içinde Saadet Partili hanımların da bulunduğu demişler. Ya Allah'tan korkun ben. Yani gene bize getiriyor. Ya bunların AK Partili milletvekilleriyle, ilçe teşkilatlarıyla çekilmiş bir sürü fotoğrafı var. Bunlar yayınlandı. Bunlar ne olacak? Ya işte demin dedim ya, sütle kireci karıştırdığınız zaman böyle oluyor. Kireç diyor ki ben sütü
Değil arkadaş. Sen kireçsin. Sadece beyaz görünüyorsun ama sende sütün zerresi yok. Böyle bir mantık olur mu? Cumhurbaşkanı söyleyecek, herkes hizaya girecek. Şimdi evet. Ya yanlış bilgilendirildiyse? Ben de onu soracağım efendim. Yani Cumhurbaşkanımızın bu konuyu böyle miting meydanlarında söylemesi, bilemiyorum. Siz onu nasıl karşılıyorsunuz? Kamplaşmak iyi kutuplar. Çünkü insanlarda şu kanaat var. Özellikle de Cumhurbaşkanı'na karşı sevgi besleyen insanlarda. Evet. Cumhurbaşkanı yalan söylemez. Cumhurbaşkanı hata yapmaz. Cumhurbaşkanı iftira etmez. Cumhurbaşkanı yanıltılamaz da. Şimdi bu kanaatler var. Bu kanaati taşıyan insan vay canına diyor. Ben bunların canını okurum. Ama bunun hesabını ben inançlı bir insanım. Bu dünyada insanların yaptıklarının, yanlışlıklarının hesabını verdiklerine de genelde şahit oluyoruz. Ama şuna inanıyorum ki Cenab-ı Hak huzurunda bunun hesabı mutlaka sorulur. Ama Allah'tan korkmak diye bir şey var. Bir insan Allah'tan korkmuyorsa, ha işte o zaman demişler ya, kork Allah'tan korkmayandan. Çünkü o zaman sınır tanımıyor yapacaklarında. Her türlü şeyi meşru kabul ediyor tavrı. Onun için bunu kabullenmek mümkün değil. Ben yalnız bunu tekraren söylüyorum. Yani bu meselenin üzerinde de müsaade ederseniz çok fazla durmayalım. Bu en büyük zararı göreceksiniz kendilerine verecek. En büyük zararı. Ben bunda çünkü kendi ne dedi? Ben anketlere inanmıyorum. Ne inanmıyor? Çünkü anketler ayaklarının kaydığını bu seçimlerde başarılı olamayacaklarını gösteriyor. Ha bir takım hilelerle şununla bununla bunun önüne geçebilirler mi bilmiyorum ben. Ama hile bile bunu kurtarmaz. Efendim size gelmiştir belki müsaadenle bir... Bugün eski meclis başkanı AKP'li Sayın İsmail Kahraman İstanbul'da Saadet Partisi'nin bir seçim merkezine giderek orada işte seçim çalışması yapan Saadet Partili hanımları, kadınları işte hani size yakışıyor mu falan diye işte ne diyelim hani sitem. AKP'nin yanında niye durmuyorsunuz? Yani neden AKP'yle AKP'ye destek vermiyorsunuz da işte falan diye sitem etmiş. Hatta işte azarlamış falan deniliyor. Duydunuz mu bunu? Nasıl karşıladınız? Duydum, şaşırdım, üzüldüm. İsmail Kahraman Bey'den ben böyle bir çıkışı beklemezdim. Ama insan rotasını kaybettiği zaman hiç kimse olduğu belli değil. Niye biz AKP'nin yanında olamazdık? Niye olamazdık? Neden olamazdık? Çünkü adalete kesinlikle önem vermiyorlar. Adaletsizlik bunların zamanında şu anda sistemleşti. Hı. Adaletsizlik. Adaletin zıddı zulümdür, zorbalıktır. Bunların zamanında yolsuzluk, israf sistemleşti. Bunların zamanında liyakat rafa kaldırıldı. Kimse liyakata önem vermiyor artık. Bunların zamanında şeffaflık ortadan kalktı. Bunların zamanında güzel ahlaka itibar edilmiyor artık. Güzel ahlak önemli bir şey. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Bu Peygamber Efendimizin kendi sözü. Yani yalan söylemem. İftira etmem, harama el uzatmam, zorbalık etmem, adil olurum. Bunlar hep bunun içinde. E şimdi siz bunlar komşu hakkı gözetirim. Benimle aynı, yani bana tabi olmayanlara karşı bile ben zorbalık yapmam. Şimdi siz tutar da bunların tamamını kaldırırsanız nasıl beraber olacağız? Yani şu anda öyle bir şey ki siz İsmail Bey'in yaptığı, siz bütün bunları es geçin. Nasıl es geçeceğiz? Cenab-ı Hakk'ın huzurunda nasıl vereceğiz? Efendim bak başörtüsünü serbest bıraktılar. Ya Allah'tan korkun yani. Elbette başörtüsü önemli. Başörtüsünden dolayı mağdur olan biz binlerce ben hanım kızımızı tanıyorum. Ama bir başörtüsü bütün bu söylediğim kabahatleri örtebilir mi? İlle de başörtüsü meselesi halledildi diye bütün bu yanlışlıklara cevaz verilebilir mi? Yani insaf. Bunu mu istiyorlar sizden? Hani bu, diyorlarsa ille de ol. Yani biz gidiyorlar. Temelde AK Partililerle bir araya gelemeyiz demiyoruz ki. Geliriz.
Ama demin söylediğim 5-6 tane konu vardı ya, tamamında değişiklik yaparlarsa. Yani bu işte ekonomik politikalarını terk edecekler, adil olacaklar yeniden, dış politikayı yeni baştan, sil baştan tanzim edecekler, eğitimi ciddi olarak ele alacaklar. Hele de şu şehircilikte yaptıkları katliamları terk edecekler. Bizim söylediğimiz bu, başka bir şey değil. Bir de farklı bir hassasiyetiniz var. Seçim manifestonuzda bütün icraatlarınızın başına koyduğunuz bir slogan var. Yalnız söylemek için notlarıma bakıyorum. Cepsiz ceketliler vurgusu var. Evet. Efendim, ne anlatmak istiyorsunuz? Evet. Ceketlerinin cebi dolu olanlardan kastınız kim? Ceketlerinin cebini kamu malıyla dolduranlar. Yani açık çok net olarak söylüyorum. Biz cepsiz ceketten maksat, bir makama geldiğimiz zaman o makamda kesinlikle ne yeriz ne yediririz. Yetim hakkı yememek dediğiniz. Yetim hakkı yememek dediğimiz bu. Yani AKP ile ayrıştığınız önemli noktalardan biri de bu mu? Yani, onun mu altını çiziyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanı kendisi iktidar partisinin mensupları dedi ya. Yani belediyeler bir batağa dönüşmüş. Kendileri diyorlar. Yaptıkları araştırmalarda 200'den fazla belediye batmış. O da tespitleri sadece. Yani bu ceketlerindeki cepler nedeniyle mi? İşte burada biz cepsiz ceketle diyoruz ki biz vatandaşımızın karşısına bu ceketle geldik. Nasıl geldiysek öyle gideriz. Eğer yokla yeniden bir cep açtırmışsak, buralara bir şey koymuşsak, bilin ki biz cepsiz ceketle geldik ama bir şeyleri de kotarmışızdır. Biz böyle geldik, geldiğimiz gibi de gideceğiz. Yani Harun gibi gelirsek Harun gibi gideriz. Ha. Çok iyi söylediniz. Bu lafta kalmaz. Yani bir şeyi laf olarak söylemek başka, yaşamak başkadır. Yani biz geçmişte bunları gördük, yüzüğümüzü gösterip bundan daha fazla bir şey bizim mülkümüz olursa bilin ki biz dürüst olmamışızdır diyenler şimdi hangi noktaya geldiler? Siz bir bakın, cepme para. Yani çoğu cebe de sığmıyor ki zaten. Ben bir gazetecilik tanıklığım, yani arkadaşlarım da tanıktır. Mesela Sayın Oğuzhan Asil Türk, değil mi? Yani sizin hani milli görüşün ve Sayın Necmettin Erbakan'ın en önemli kurmaylarından birisidir. Yani bakanlıklar yaptığı, işte grup başkan vekilleri yaptığı, yani Sayın Erbakan'ın sağ koluydu. Çok önemli görevler yaptı. Ama en son gördüğümüzde hala o Renault 9 bir eski model bir arabaya biner, öyle mütevazı. Öyle tabii. Yaşar. Yani olsa bir hani cepsiz bir siyasetçi. Tabii, oturduğu evi neredeyse herhalde 40 yıl oldu. Değiştirmedi, aynı yerde, aynı evde oturuyor. İmkanları o. Saray falan yaptırmadı. Yani. Yok. Ya da yani öyle şöyle. Zaten ya sarayda oturmayı, bazen saray insana böyle herhalde bazılarına ferahlık veriyor. Emin olun bizi sıkar. Alışmış değiliz yani öyle ortamlara. Efendim, şimdi yıllarca birlikte aynı partide siyaset yaptınız. Yani bu kadar değişim, siz o dönemde içinde oldunuz. Siz de mi aldatıldınız o zaman? Şöyle, yok. Şunu söyleyeyim. Yani bu kadar biz öyle. Şöyle aldatıldık. Yani Erbakan hocamızın onu bir tarifi vardı. Yani bunlar evet bizim talebelerimizdi de biz millete bir şey anlatırken bunlar kaçıp sınıftan arka bahçede top oynadılar. Evet, dinlemediler evet, hatırladım. Ne söylendiğini. Onun için bunu bir bilelim. İkincisi, bizi de mi aldattılar? Yani zaten o noktaya geldiğinde bizden ayrılmaya aldatamayacaklarını, bizimle beraber yürüdükleri takdirde bu yanlışlıkları yapamayacaklarını gördüler, bizden ayrıldılar. Onun için bizden ayrıldıktan sonra da prensiplerini çok net olarak ortaya koydular. Dediler ki biz bundan sonra Avrupa Birliği'ni medeniyet projesi olarak gördük. Biz İslam Birliği'ni önceliyorduk. Her zaman da önceleriz. İslam Birliği de değil sadece. Erbakan hocamızın 3 kademesi vardı dış politikada. Bir, D8'ler kolay karar alabilmek için nüfusu 60 milyonun üzerinde bulunan, teknolojisi belli bir noktaya gelmiş 8 ülke. 2, İslam ülkeleri, yaklaşık 57 tane ülke var. 3, bir de D160'lar. Yani şu anda geri kalmış sömürülen ülkeler. Biz bunların tamamını kucaklamalıyız. Batıya da doğuya da. Aslında yani insanlığa nasıl değer verilir? Mağdur olan ülkeler nasıl ayağa kaldırılır? Onları gösterelim
diye bir hareketin içine girmemiz icap ederdi. Bunu biz dediler, bıraktık. Biz Avrupa Birliği'nden yanayız. İki, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail bizim stratejik müttefikimizdir. Biz de dedik ki ya Amerika stratejik müttefik olursa başınız belaya girer. Bu mümkün değil. Hemen arkasından zaten çıktı. O dönemde Büyük Orta Doğu projesi ilan edilmişti. Daha doğrusu yayınlanmıştı. Türkiye'nin Güneydoğu sınırlarını bizim elimizden aldıklarını gösteriyor o harita. Siz bunu nasıl benimsersiniz? Açık, aleni, Condoleezza Rice meşhur işte dışişleri bakanlarından birisi Amerika Birleşik Devletleri'nin dedi ki 22 ülkenin sınırları değişecek. Bu ülkelerin tamamı Müslüman ülkeler. Üç, biz faizci kapitalist sistemi benimsiyoruz sistem olarak. Onun için de gereği olarak devletin elinde bulunan bütün fabrikaları sattılar. Bunu inançlarının gereği biz faizci kapitalist sistemi benimsiyoruz dediler. Arkadan efendim faizler çok yükseldi. Dünyada zaten şu anda Merkez Bankası'nın faizleri seviyesine çıkan işte bir tane mi ne ülke var zannediyorum veya iki. Başka da kimse yok. IMF ile biz kapısına gitmeyiz. IMF'ye gitsen o %24 belki biraz daha aşağı düşerdi. Gitsen ne olur, gitmesen ne olur? Türkiye'nin ekonomisini ayağa kaldıramıyorsan, dışarıya muhtaçlıktan kurtaramıyorsan, ülkeyi zengin bir hali, biz fakirleşiyoruz. Son 10 yılda biz sürekli fakirleşiyoruz. Hele de son 2 yılda bu zirve yaptı. Geri gidiyoruz. Fert başına düşen milli gelir sürekli azalıyor. Bunu görmezden ya almış bilmem bir işsizlik gidiyor. Şimdi bu üç prensip bizden ayrılmalarının gerekçesi olarak ortaya kondu. Hocanın prensiplerini terk ettik dediler. Net olarak ifade ettiler. Ama şimdi attıkları iki adımla, üç adımla buradaki insanları aldatıyorlar. 2-3 tane adım atıyorlar. Efendim peki sizde hiç değişim olmadı mı? Mesela Erbakan Hoca yıllardır, 70'li yıllardan beri mücadelenin içerisinde, belki 69'da evet. Sanıyorum o yıldan beri. Doğru, 69'dan beri. Yani sizde hiç değişim olmuyor mu efendim? Hep aynı mısınız? Şöyle, prensipler yani siz günün şartlarına göre bir yola çıktıysanız, günün şartlarına göre kendinizi ayarlayabilirsiniz. Temel prensipleriniz değişmez. Dürüstlük değişmez. Evet. Yemezsiniz, yedirmez. Yalan söyleyemezsiniz. Kimseye iftira edemezsiniz. Hakaret edemezsiniz. Ülkemiz böyle bir ülkeyi siz kamplaştıramazsınız. Adaleti rafa kaldıramazsınız. Bana ne diyemezsiniz. Yani bunlar değişmez kurallar. Biz de zaten prensipler olarak bunu sıralıyoruz. Yani şu anda belediyelerde de öne çıkardığımız 12 tane madde var. İşte cepsiz ceketle başlıyor. Yemeyiz, yedirmeyiz, şeffaflık. Gizli kapılar altında, arkasında ekonomik projeler tartışılmaz, olmaz. İhaleler vatandaştan gizli niye yapılıyor? Hiç kimsenin haberi var mı? Ben işte geçen gün bunu sık sık tekrarlıyorum. Yani şu Çanakkale Köprüsü şu günkü şartlar altında yapılmamalı, ihale edilmemeli diyordum. Birisi yanıma yaklaştı. Ya efendim dedi, ben bunlarla ilgilenen birimde çalışıyorum devlette. Bu ihale 2 sene önce yapıldı dedi. Ne? İhale bile yapılmış, haberimiz yok. Biz buna rıza gösteremeyiz. Yani bizim temel prensiplerimiz var. Biz elbette kendi yaşantımızda da bir helal haram anlayışımız vardır. Bunlara da riayet ederiz biz. Tamam, onun için bizim yani özellikle değişmeyecek prensiplerimiz var. Ama bu şu manaya gelmiyor sözümü kapatırken. Ben Avrupa bazı büyükelçileriyle de oturdum, konuştum. Başkalarıyla da zaman içinde görüşeceğiz. Biz Avrupa ile harp edelim demiyoruz ki. Avrupa ile kavga edelim, Amerika ile kavga edelim demiyoruz ki. Onlarla da dostluk içinde olalım ama aynı kefenin içine giremeyiz. Bizim medeniyet anlayışımızla onların arasında fark var. Ha biz mesela Rusya ile şu sıralarda kesinlikle biraz daha yakınlık içine girmemiz icap eder. Çin'le bile girmemizi icap eder. S-400 füzelerinin alınmasını kesinlikle tasvip ediyorum ben şu an.
Olmaz da olmaz. Siz de biraz Avrasyacılık ve AB'ye hayırcılık görüyorsunuz. Yok yok. Ben ya, Osman, sonraki bölümde ben, taşıyalım. Onu taşıyalım ama şunu söyleyeyim. Bakın Osmanlı aslında farkında değiliz. Bir Avrupa devletidir ya. Şimdi 1900'lerin başında yapılan nüfus istatistiklerini yayınladıydı. Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü. Selanik'teki Müslüman nüfus ne kadar biliyor musunuz? %87,5. Sivas'ta %65. Evet. Yani bak, onun için ben diyorum Avrupa aslında Osmanlı Avrupalıydı. Oraların tamamında Müslüman nüfus çok yüksekti. Ama maalesef Osmanlı zayıflayıp da geri çekilmeye başlayınca boşaltıldı oralar. Evet. Sadece Boşnaklar, Arnavutlar kaldılar. Evet, efendim çok teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, şimdi kısa bir reklam arasına gideceğiz ama Sayın Karamanlıoğlu ile sohbetimiz çok hakikaten ilgi çekici devam ediyor. Kısa bir reklam arasından sonra efendim tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. İyi akşamlar efendim. Sayın Temel Karamanlıoğlu ile programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk ve Halk TV Haber Müdürü Rahmi Aygün ile birlikte Sayın Karamanlıoğlu ile sohbet ediyoruz. Şimdi efendim çok özür dilerim. Sizin affınıza sığınarak size kısa bir telefonumdan video izletmek istiyorum. Sayın Erdoğan, AKP Genel Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanı bugün size yönelik İstanbul Beylikdüzü'nde yani hani ben söyleyeyim buradan izleyicilerimiz görsün. Hani adeta yalancılıkla suçluyor sizi. Buna hani cevabınızı sanıyorum izleyicilerimiz de merak edecektir. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarını yani birkaç kanal dışında bütün televizyonlar, gazeteler canlı yayın yapıyorlar. Şöyle bir... Beraber olacaksın. Bay Temel! Hem ben şöyleyim, böyleyim diyeceksin, bayrağımızı yakanlarla beraber olacaksın. Bir de yalan söyleyeceksin. Biz hiçbir ittifakın içerisinde yokuz. Kimi uyutuyorsun ya? Kimi? Sen öyle derken senin Adıyaman'daki belediye başkan adayın aksini söylüyor. Açık söylüyorum. Kardeşlerim, böyle karışık bir yapıdan ne bu ülkeye, ne bu millete, ne de İstanbul ve Beylikdüzü'ne... Evet efendim. Evet, yani... Size normalde Sayın Cumhurbaşkanı nasıl hitap eder efendim? Yani... Geçmişte kaldı. İster abi desin, ister başka bir şey söylesin. Hiçbir ehemmiyeti yok. Ama ben Tayyip Bey'e şunu söyleyebilirim. Bir araya geliriz, yalan söyleyen, İftira eden, teröristlerle bir araya gelen, kendi söylediği gibi tavırlara bunları yapanlar ister bugün ister geçmişte açarız elimizi. Ya Rabbi sen bunları kahreyle deriz. Beraberce diyelim bunu. Peygamber Efendimiz'e de geçmişte bu olmuştu. İftirada bulunanlar için. Yüreği yitiyorsa bir araya gelelim, yalan söyleyenlere birlikte lanet edelim. Buradan çağrı yapıyorsunuz. Tabii açıkça. Sayın Erdoğan'a. Tabii. Açalım ellerimizi. Hiç yorum falan yapmadan. Yani çok ayıp, çok çirkin. Cevap vermeyi değmez aslında. Bir cumhurbaşkanı böyle konuşamaz. Hiç yalan söylemekle itham edilmiş miydiniz efendim bugüne kadar? Hiç edilmedim. Ya bunları sorduğum için... Estağfurullah. Edilmedim de cumhurbaşkanı ediyor. Cumhurbaşkanı da cumhurbaşkanı. Ne diyeceksiniz? Yani seçime giderken bu kadar seviyeyi düşürmek olmaz. Ben bunu söyledim. Çok ağır ithamlarda bulundukları zaman da ben onların seviyesine inmem. Bir insanın söylediği söz karşısındakini değil kendisini tarif eder. Bu böyledir. Kötü söz sahibine aittir. Boşuna söylenmemiş bir söz değil bu. Söylenmiş bir söz değil. Kötü söz sahibine aittir. Cenab-ı Hak inşallah bunun karşılığını da verir. Yani bizim çünkü şöyle söyleyelim bugün içinde bulunduğumuz şartlarda dünyevi olarak bize yapacakları kötülüklerden de endişe ettiğimiz değil. Biz Allah'a güveniriz ve Allah'tan korkarız. Ama kork Allah'tan korkmayanlar demişler o tedbir al manasınadır. Yoksa bunlardan bu ifadelerden korktuğumuz için söylemiyorum. Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak inşallah bu memlekete bir sahip göndersin. İnşallah Müslümanlara da inançlı insanlara, milletimize de izan versin. Bu seçime giderken bu söylediklerimize dikkat ederek
İnşallah oylarını kullanırlar diye ümit ediyorum ben. İnşallah yazık. Ya sadece yazık diyorum o kadar. İnşallah diyelim biz biraz bu kamplaşmadan, dünyevi tarafıyla bakalım mı işe Sayın Genel Başkan? Şimdi siz uhrevi tarafıyla bunu ifade ettiniz. Dileriz çağrınıza cevap verir Sayın Erdoğan. Ama Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı olmasının yanı sıra AKP'nin genel başkanı. Tabii. Ve biz seçim süreci yaşıyoruz. Tabii. Dolayısıyla diğer partiler, kendi partilerinin genel başkanları ve bir siyasi aktör olarak alanlarda konuşuyorlar, kendilerini anlatıyorlar, partilerini, görüşlerini ortaya koyuyorlar. Bu arada elbette iktidarı da eleştiriyorlar. Tabii. Ama iktidarı eleştirirken AKP Genel Başkanı'na değil, Cumhurbaşkanı'na eleştirmiş oluyorlar. Evet. Ve söyledikleri pek çok şey Cumhurbaşkanı'na dönük suçlamaya dönüşüp hukuki yönü ortaya çıkıyor. Evet. Cumhurbaşkanı'na hakaret sayılıyorsun. Evet. Evet. Bunu nasıl yorumluyorsunuz efendim? Yani bir defa biz referandumda Saadet Partisi olarak bu referanduma karşı çıktık. Çok açık ve net olarak dedik ki bu doğru değil. Özellikle de Cumhurbaşkanı'nın hiçbir kontrola tabi tutulmayacak bir makama getirilmesi, böyle bir hüviyet kazandırılması doğru değil. Ben o zaman şahsen yani Cumhurbaşkanlığıyla genel parti genel başkanlığında beraber olsa ne olur diye düşünürken bir zararı olur mu diye şimdi görüyorum ki bu bir felaketmiş. Çünkü laüsel kabul ediyor kendisini. Hükümdarlarda böyle bir yetki yoktu. Padişahlarda yoktu. Halifelerde bile yoktu. Ama şimdi öyle bir makamda kendisini hissediyor ki herkesin üstünde. Lafını esirgemiyor. Her türlü iftira, yalan, gırla gidebiliyor. Siz onun karşısına çıkıp da mahkemeye gideceğim deyin. Hangi mahkemeye güveneceksiniz? Bugün memleketin içinde öyle bir haldeyiz ki mahkemeler hükümetin tutsağı haline gelmiş. Neden? Çünkü bir hakim onların istediği istikamette karar vermediği takdirde ikinci gün gidiyor. Yerine kendilerinin istediği istikamette karar verecek hakimler geliyor. Hakimler de şaşırıyor. Kime memnun edecekler bilemiyorlar. Çünkü adaleti tesis etmek isteyenlere fırsat kesinlikle verilmiyor. Hem de bir de itham edilip yeri geldiği zaman cezalandırılabiliyor. Nasıl çıkacaksınız bunun içinde? Böyle bir adalet sistemi, böyle bir yönetim sistemi dünyada yok. Ne Amerika'da var, ne Venezuela'da var, ne Avrupa'da var, ne Çin'de, ne bilmem Rusya'da var. Hani Çin'den Rusya belki birazcık diyeceksiniz ki orada da bu devlet sistemi hakimleri de kontrol altında tutuyor belki. Totalik. Ama demokratik ülkelerin hiçbirisinde yok. Peki efendim, şimdi pardon, adı nedir efendim o zaman bütün bu anlattıklarınızdan sonra Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı sistemi olarak adlandırılan sistem? Onu da nazik bir şekilde söylüyorum ben, yani böyle birdenbire alnın çatına vurur gibi değil ama bu diktatörlüğe evrilir. Bu sistem eninde sonunda diktatörlüğe evrilir. Oraya yönelir, gider. Çünkü kontrol mekanizması yok. Sayın Cumhurbaşkanı diyor var, 5 senede bir oy veriyor ya, hay Allah sana akıl fikir versin. 5 senede milletin oy vermesi burada bir kontrol mekanizmasının olduğuna işaret eder mi ya? Efendim geçtiğimiz günlerde Sayın Meral Akşener'i hapse attırmakla hani tehdit etti adeta. Tabii. Doğru. Yapar. Çünkü önünde engel olacak bir mekanizma yok, meclis yok. Yani bu şartlar altında yani Türkiye hakikaten çığırından çıkıyor yönetim anlayışı. Onun için adalet mekanizması şu anda rafa kalkmış vaziyette. Arkadan gelen insanlar da ister istemez endişe ediyorlar. Şimdi efendim siz adaletten bir yerde güvensizliğinizi ifade ediyorsunuz ama önceki gün Hakimler Savcılar Kurulu'da bir toplantı yapıldı. Sayın Adalet Bakanımız da katıldı. Orada yargı etiği konusu ele alındı. Bakıyoruz yargı etiğinde böyle 8 ana başlık, 72 alt başlıkla güzel bir çalışma yapılmış yaklaşık 2-2,5 yıl süren. Orada baktığın zaman hakimin tarafsızlığından, işte mahkemelerin şeylerinden tarafsızlığı, bağımsızlığı dahil olmak üzere bir hakimde bulunması gereken özellikler hepsi vurgulanmış. Şimdi
Onları dinlediğimiz zaman yani HSK yetkililerini, Adalet Bakanlığı yetkililerini tam tersine adalete olan güvenin çok büyük ölçüde arttığı ifade ediliyor. Şimdi hangisi doğru efendim? Ben şuna bakarım. Yetkili makamlar aleyhine açılan davalarda alınan neticeler yetkili makamlarını her zaman haklı çıkarıyorsa ben orada adaletin varlığından şüphe ederim. Yetkili makamlarda bulunanlar kendi zulümlerine adalet mekanizmasını alet ediyorsa ben oradaki adalete güvenmem. Benim için adalet herkese eşit olması icap eden bir mekanizmadır. Herkese adil olarak davranabilmeli. Cumhurbaşkanı da bir dava açsa bir hakim, Sayın Cumhurbaşkanı sen burada hatalısın, yanlışsın diyebilmeli. Ama efendim geçenlerde öyle bir hakim karar verildi arkasından. Gitti. Tabii işte ben de diyorum yani ya kurt kuzu meselesi. Ben de onu diyorum. Yani lafla hiçbir yere gidilmiyor. Yani siz yeri geldiği zaman dilinize pelesenk ediyorsunuz. Hazreti Ömer'in efendim Dicle'nin kıyısında bir kurt kuzuyu yediği zaman bile hesabı sorulurmuş. Senden sorulabiliyor mu? Ben kuzuyu yemem ki diyor. Kuzuyu ne ya? Sürü gidiyor. Yani el insaf. Böyle bir şey olur mu? Onun için buralarda adalet devlette yetkili olan makamları işgal edenlerle ilgili verilecek hüküme ben itibar ederim. Hep onlar haklıysa bir ülkede adalet yok demektir. Bendeki genel kanaat bu. Evet. Evet. Efendim böyle sizin döneminizde veya eski dönemlerde sizin yıllar önce böyle siyasette karşılıklı mahkemeler çok olur muydu? Şu anda bakıyoruz hemen hemen Cumhurbaşkanımızın çok sayıda açtığı davalar var. Evet. Ve önemli bir bölümünde tabii ki kazanıyor sonuçta. Kılıçdaroğlu evini sattı. İşte onların bir takım açıklamaları oluyor Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisilerine dönük. Ne olacak efendim bu davaların sonucu? Yani yargıya baktığımız zaman daha çok siyasetçilerin birbirleri hakkında açtığı davalar yani neredeyse yargıyı kilitlemiştir. Yani ben şunu hem gençler için söylüyorum, özellikle gençler, hem de endişe içinde bulunan toplum kesimleri için söylüyorum. Yani toplumda ciddi manada adalet mekanizmasından duyulan bir rahatsızlık var. Ve bir de ümitsizlik var. Ben onlara diyorum ki ümitsiz olmayın. Kesinlikle zulüm baki olmaz. Bir yerde bu son bulacak. Nasıl bulacak bilmiyorum. Ama bulacak. Bu zulümle abad olunmaz. Bu çok meşhur bir söz. Bazıları da demiş ki ya ne diyorsun sen abad olanlar var. Ama arkasında da eklemişler. Zulümle abad olunmaz ama abad olan varsa ahiri berbat olur. Onun için adalet bugün evet biz belli noktalarda Cumhurbaşkanı'yla, yönetimle ilgili olan yerlerde adaletsizliklere şahit oluyoruz. Savcılar da biz aslında geçmiş FETÖ dönemini aynen yeniden yaşıyoruz. Öyle mi efendim? Aynen. Nasıl ki o dönemde adalete güven kalmamıştı. Kim olursa olsun açılan davalar ya bir ülkede genelkurmay başkanları hapse girmedi mi? Bir ülkenin en mahrem odalarına girilmedi mi? Bir ülkede belli kişilere karşı takınılan tavırda yani ısrarlı olanlar hapse atılmadı mı? Biz hem balyozu yaşadık hem Ergenekon'u yaşadık. Şimdi onu aratan bir noktaya geldik biz. Aynısını yaşıyoruz. Ama bir özellik var. Ergenekon'da o adliye mekanizmasının önünü açan da bu hükümetti. Bugün onlara yapılan baskıyı onayan ama gene hükümeti koruyacak tarzda karar alan hakimleri koruyan da bu hükümet. Hükümet değişmedi. İkisinde de aynı. Haksızlık da hükümetlerin etkisi fazla. Ve bu hükümetler AK Parti hükümetleri oldu hep. Onun için değişmeyen o. Haksızlık adeta kimlikleri haline geldi. Biz bunu doğru bulamayız ki.
Onun için bu noktalarda ben şunu söylüyorum, yani buradan gelmek istediğimiz nokta, sizin sorunuza cevap olarak kimse ümitsizliğe kapılmasın. Bu değişecek. Evet, her zaman bir de o var efendim toplumda. Bu değişecek. Ama bu nasıl değişir? Şunu söyleyeyim. Bu da gene bizim değişlerimiz aslında güzel şeyler var. Nasılsanız öyle yönetilirsiniz. Biz eğer bugünkü zulümlere rıza gösterirsek bu zulüm devam eder. Ama bir noktaya gelir, yeter artık dersek bu zulüm devam edemez. Şu anda yani yeter artık denilmesi gereken dönemdeyiz. Geldik, o noktaya geldik biz şu anda. Evet. Kesinlikle. Siz de öyle diyor musunuz efendim? Kesinlikle öyle diyorum. Ama burada bir farkla söylüyorum yalnız ben söylerken. Yani bunu sona erdirecek olan bizim kendi mekanizmalarımızdır. Sadece AK Parti'nin alternatifi bugün Türkiye'de tekrar adaleti hakim kılacak, ekonomiyi düzeltecek, dış politikada her şeyi rayına oturtacak, eğitimi belli bir noktaya getirecek olan Saadet Partisi prensipleridir. Bunu da burada vurgulamadan geçemeyiz. Çünkü insanlar bize bakarken geçen seçimlerde ne oldu? Bazen diyorlar ki ya sen hayal görüyorsun. Doğru. Niye hayal gördük geçen seçimde? Bize gelenler gönlümüzü fethettin dediler. Biz de hayala razı olsun dedik. Seçime yakın ben sormaya başladım. Tamam da gönlünüzü fethettik de sandıkta ne edeceksiniz? Başlarını öne eğdiler. Ama şimdi ben farklı bir şey görüyorum. Sizinle beraberiz diyen çok geniş bir kesim var. Ve bunu söylerken de toplumun her kesiminde var. Bugünkü AK Parti'nin içinde olanlar bir pişmanlık içindeler. Seslerini yükseltemiyorlar. Ama sandıkta biz bunu sandığa yansıtacağız diyorlar. Diğer kesimlerde de, yani bizim birçok yerde şimdi bilmem Güneydoğu'da şöyle olmuş, Adıyaman'da bu olmuş. Bizim birçok yerde adaylarımız AK Parti'nin içinden gelenler, onlara da diyor ki indiniz bir daha binemezsiniz. Zaten binmek istemiyor ki. Niye indi sizin treninizden orada bu kadar menfaat varken? Evet. Onun için bu değişecek. Bu düzen değişecek. Ve bu düzeni de Allah'ın izniyle Saadet Partisi değiştirecek. Çünkü maalesef bizim içimizden kopan, milli görüşün içinden kopan bu arkadaşlar, bu adalet mekanizmasına da, ekonomiye de, eğitime de, dış politikaya da bu darbeyi vurdu. Şimdi o da bizim üzerimize bir vecibe, yeniden bunu rayına oturtma. Ben böyle görüyorum. Peki efendim, şimdi bu trenden inenler binenler faslını açtınız. Şimdi trenden, AKP treninden indirilenler ve... İnenler. İnenler. Bir indirilen bir de inen var. İnenler ve indirilenler evet. Var. Onların parti hazırlıkları olduğuyla ilgili de kulis bilgileri var. İşte önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adı, Ali Babacan'ın adı, Ahmet Davutoğlu'nun adı hatta ortak hareket etmiyor deseler bile bir hareket var. AKP'nin treninden inenler ve indirilenlerle ilgili. Sizin de bir çağrınız var. Buyurun Saadet'te siyaset yapalım diye. Bununla ilgili son değerlendirmeniz nedir efendim? Yani şöyle, bir defa bunların hiçbirisine ben birebir muhatap olup böyle bir çalışma olduğu hakkında bilgi edinmedim. Görüşmediniz mi? Mesela hiç, Sayın Gül'le görüştüğünü söyledi. Ben Sayın Gül'le seçimin hemen arkasından gittim. Kendisiyle bir yani seçimi atlattık. Size de teklifte bulunmuştuk. Kabul etmemiştiniz o zaman işte bir ittifak olursa daha rahat olur diye. Onunla bir defa bir görüştüm. Davutoğlu'yla tekrar görüşmedim. Seçimden önce, daha doğrusu o başbakanlıktan ayrıldıktan sonra bir görüşmüştüm. Tekrar görüşmemiz olmadı. Ancak böyle bir çalışmanın olduğuna dair bilgiler bize de geliyor. Ben Türkiye'de şu anda siyasette bir böyle boşluk olduğu kanaatinde değilim. Onu da ifade edeyim. Yani bu şekilde ortaya çıkarak fazla bir şeyin yapılabileceğini düşünmüyorum. Onun için de ben her kesim için bizim söylediğimiz prensiplerde, prensipleri kabul eden, ülkenin düze çıkabilmesi için bu prensiplerin tatbik edilmesine ihtiyaç duyanları buyurun gelin birlikte politika yapalım diyor. Şimdi bazen şu söyleniyor, yani biz işte farklı görüşte bulunan insanlardan da aldık, adaylarımız oldu. Seçime giderken biz bu seçim döneminde şu prensibi ortaya koyduk. İki yol. Bir, biz bu seçimlere her yerde istisnasız İstanbul, Ankara, İzmir dahil kazanmak için gireceğiz.
Bunun için iki, sadece bizim kadrolarımızda bulunan insanlardan değil, bizim prensiplerimizi benimseyen insanlardan da aday göstereceğiz. Bu iki prensip. Ve ben size şunu söyleyeyim. Nereye gitsek ben bu heyecanı gittiğimiz yerde görüyorum. Ciddi bir çalışma, ciddi bir gayret var. Ve biz herkesime karşı açığız. Kimseye karşı da bir düşmanlığımız yok. Bizim AKP seçmenine karşı bir düşmanlığımız yok ki. Olması mümkün değil. Niye olsun? CHP tabanına da, bilmem İyi Parti milliyetçi tabanına da, Kürt kardeşlerimize de, o tabanına da, Çerkezine, Lazına, hiç kimseye karşı bir ön yargımız yok. Biz bu memleketin hepimizin memleketi olduğuna inanıyoruz. Bundan dolayı da gelin bunu birlikte çözelim diyoruz. Bir geçiş dönemi olacak Türkiye'de. Bu geçiş dönemini ben rayında götürecek, aşırı gitmeyecek, insanlara emniyet, güven telkin edecek kadroların Saadet Partisi'nde olduğu kanaatindeyim. Şimdi bizi mesela hiçbir zaman işte Adıyaman'da diyorlar şunu bunu diyorlar da bizim kadrolarımızla ilgili doğru dürüst ekranlarda da fazla kişiler gündeme getirilmiyor. Niye? İşte herkes oy nispetine bakıyor. Adeta oy nispetine göre çıkaralım birilerini deniyor. Ben size de diyorum yani Halk TV olarak bizim İstanbul adayımızı da Ankara adayımızı da çıkarın bir de onları millet dinlesin ne olur. Çıkaralım efendim memnuniyet. İnşallah. Şundan dolayı diyorum ben. Çünkü hakikaten çok becerikli, çok donanımlı bir kadromuz var. Herkes bana bakıyor. Sanki Saadet Partisi'nde 80'e yaklaşmayan kimse belli bir noktaya gelemez gibi. Öyle değil. Benim yaşım belki hakikaten 80'e yaklaştı ama... Bizim kadrolarımız şu anda Türkiye'nin en genç, en dinamik kadroları. Bakın en genç belediye meclis üyesi bizde. 18 yaşını doldurmuş bir genç. Daha lisede. 18 yaşını doldurmuş. Bizim kadrolarımızın içinde yani belediye başkan adayı olarak gösterilen ki biz bunu daha da ileri gidecek diye düşünüyorduk. 40'a yakın hanım adayımız var bizim. İlk defa biz hanımlara karşı ciddi bir atılım yaptık. Yani bugün hem belediye meclis üyelerimizde hem il genel meclis üyeliklerimizin içinde bayağı donanımlı hanım kardeşlerimiz var. Ve iddialılar. Bunların ciddi bir kısmı AK Parti tabanından geliyor. Onları geri binemezsin diyorlar. Zaten onlar bize gelirken geri binmek üzere değil. Burada kalmak üzere geliyorlar. Çünkü orada gördükleri yanlışları artık taşıyamıyorlar. Emin olun nereye gittiysem, kadın adaylardan İzmir'e gittim, Elazığ'a gittim, Malatya'ya gittim. Her yerde kadın adaylarımız yani neredeyse erkeklere taş çıkaracak kadar da donanımlı. Ve bunun için de biz ilk defa Türkiye'de ciddi bir atılım yapacağımızı gerek gençlere, gerek AK Parti'ye başlangıçta gönül verirken iki mefhum vardı. Adlarını da öyle koydular. Adalet ve Kalkınma Partisi. Adaletten artık söz edilemiyor. Kalkınma tarihe karıştı. Kalkınma sadece yüksek binalar, yollar, tüp geçitler. Sanki bununla oluyormuş gibi intiba doğdu. Yok ya. Kalkınma o demek değil. Kalkınma güçlenmekle ilgilidir. Milli gelir üretime dayalı olarak artmazsa siz kalkındık deseniz de onun esamesi okunmaz. Adalet ise biraz deminden beri konuşuyoruz. Mefhumu adı kaldı. Kendi gitti. Adı kaldı yadigar. Adı kaldı yadigar bizde. Şimdi bu ortadan kalktığı için Adalet Partililer hakikaten samimi başlangıçta şöyle veya böyle sebeplerden dolayı kendilerini Adalet Partisi'nin içinde ya Tayyip Bey Erbakan hocamızın yetiştirdiği gençlerden birisidir. O hocaya karşı ihanet etmez. Mutlaka onun izniyle böyle bir yola çıkmıştır diyenler şimdi bakıyorlar ki o hocanın söyledikleri nerede? Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın icraatları nerede? Hiçbir noktada ittifak yok. Hiçbir noktada neredeyse.
Efendim, öteden beri sizin milli görüşte, işte Refah Partisi, Saadet Partisi'nde kadın örgütlenmesi çok güçlüdür ve hani efsanedir. Doğru. Yani birebir işte saha çalışmalarında, mahalle, ev toplantılarında evet, hani milli görüşün kadın örgütlenmesi. Doğru. Hakikaten Türkiye'deki siyasete efsanedir değil mi? Şimdi bu örgütlenmeyi bu seçimlerde Saadet Partisi olarak hakkıyla adaylaştırabildiniz mi? İşte en büyük bence merhaleyi şimdi orada yapıyoruz. Yani bu bizim aslında geçen seçimden itibaren bir bakıma çıkışımız, kamuoyu önüne çıkışımız. Onun için belediye başkan adaylıkları içinde yani doğrudan doğruya belediye başkan adayı yapılan partiler içinde en fazla aday yapılan hanımlardan adayı gösterenler Saadet Partisi'nde oldu. Ve iddialılar. Ben ondan yani nereye gitsem onu görüyorum. Çok iddialı, gayretli, çalışkan, prensipli hanım kardeşlerimiz. İki, bizim tabii hanımlar dediğimiz zaman geçmişte çalışmalar biraz daha rahat yapılabiliyordu. Şimdi bazıları içe kapandı. İçe kapanınca, şimdi eskiden televizyonlar vesaireler bu kadar etkili değildi. Şimdi son 20 senenin içinde bir de herkesin dizisi var. Bir eve gittiniz miydi, kapıyı çalınca hangi dizi onu bilmeniz lazım. Onların abone oldukları dizilerse kimse kapıdan içeriye kimse yapmak istemiyor. Bunlar da olunca biraz farklılık doğdu. Ama şimdi bizim hanım kollarımız ciddi bir atılım içindeler. Ve hanım kardeşlerimize ulaşma, onları yeniden uyandırma, kendi haklarını, kendi düşüncelerini hakikaten onların derdiyle dertlenmeyi onlara anlatma noktasındalar. Bundan dolayı da ben bu sefer çok ciddi gittiğim her ilde de bunu görüyorum. Çok farklı kesimlerden gelenler var. Çok farklı kesimlerden. Onun için buna önem veriyorum. Bir de gençlerden var özellikle. Gençlerde eskiye nazaran çok daha hızlı bir uyanış var. Gençler arayış içinde. Ön yargıları yok bir defa. Eskiden babası falanca partiden, bilmem mi, annesi falanca partiden mi? Şimdi onların etkisinde kalmıyor gençler. Biraz daha rahat düşünüyorlar. Rahat sorguluyorlar. Ve aldıkları kararlara göre de kendileri kendi tavırlarını belirliyorlar. Ben bizim söylemlerimizin özellikle gençlik üzerinde başka tarafa nazaran daha etkili olduğuna şahit oluyorum. Demokrasi, hürriyet duyguları başka taraftan daha güçlü şimdi gençlerde. Evet. Çok enteresan yani efendim gençler. Şöyle tabii kadınlar konunun çalışmaları falan Saadet'in onlar bilinir de. Bir de böyle Ankara'da, İstanbul'da diğer siyasi partilerin adayları var. Siz nasıl buluyorsunuz? Mesela Ankara'da Mansur Bey'e yapılan olayı size mutlaka yakından izlemişsiniz. Evet. Nasıl buluyorsunuz yani efendim Mansur? Yani ben şunu söyleyeyim. Seçime giderken seçim satım ailinden girdikten sonra yani adayların bir açığını bulur muyum diye arayışın içine girmeyi yanlış buluyorum. İster ekonomik yönden, ister bilmem efendim Güneydoğu'ya gittiğiniz zaman işte PKK ile vesaireyle ilgisi var mı diye. Varsa bugünden araştırın. Adaylık müracaatta bulunduğu zaman deyin ki bu olur veya olmaz. Bizim mesela bir adayımızı adaylığı düşürdüler. Bilmem 25 sene önce takriben diyorum bir adayımızın dosyası olmuş. Hüküm giymiş. Sonra o hüküm düşmüş. 4 tane dosya açılmış. Şimdi bu memnun hakların iadesi noktasında mahkemeye gittiğinde adli makamlarda 3 dosyayı çıkarıyorlar, birini bulamıyorlar. O gelmezse de ben karar vermem diyor hakim. Ya o dosya benim elimde değil ki onu siz muhafaza edeceksiniz. Onu bizim aleyhimizde bu dosyayı bul getir. Ben nereden bulacağım ya? Adli makamların bulamadığı dosyayı düşürdüler İstanbul'daki bir ilçe belediye başkan adayımızın. Adaylığını düşürdüler. Bu doğru olur mu? Yani bu tip yaklaşımları ben Mansur Bey'e karşı olsun, başkalarına karşı olsun kesinlikle doğru bulmuyorum. Mansur Bey özellikle niçin yapıldı efendim şimdiye kadar yani böyle bir şey çıkartılmadı? Burada belki Mansur Bey Ankara'da yani önde gözüken bir insan.
Yani ben şunu söyleyeyim, yani her halükarda biz kendi adayımızı destekler. Ama Mansur Bey de geçmişte de aday oldu. Çok az bir oyla kaybetti. Evet. Yani gördüğüm kadarıyla da efendi bir insan. Yani bizimle aynı ne diyelim kulvarda olmadığı için ben bir insanı niye kötüleyim ya? Ben sadece derim ki arkadaş, bizim adayımız bu işi daha iyi yapar. Ha, vatandaşlar neticede karar verir. Ben tek ısrarla da söylüyorum bunu. Ya ne partiler ne adaylar birbirinin ne düşmanı ne de hasmı. Evet. Biz bir yarışta, bu millete hizmet yarışında olsa olsa rakibiz. Rakipler de bir kişi kazanır, diğerleri kaybeder. Ama kazananı diğerleri tebrik eder kazandıktan sonra. Çünkü bitmiştir iş. Artık burada husumeti devam ettirmenin gereği yok ki. Biz bu alışkanlığı kazanmadığımız müddetçe demokrasiyi içselleştirmiş sayılmayız. Doğru değil bir yaklaşım. Evet. Onun için nerede olursa olsun, ister Mansur Bey'e, ister başka bir yerde diğer adaylara karşı yürütülen bu tip muameleleri ben doğru bulmuyorum. Efendim peki, doğru bulmadığınız bir de şunu eklemek lazım. Konuyla ilgili olduğu için izninizle sormak istiyorum. Tabii. Şimdi efendim bu seçimlerin önemini CHP Genel Başkanı da, sizler de, İYİ Parti Genel Başkanı da hepsi bu konunun seçimin çok önemli olduğunu söylüyor. Evet. Bunun önemi nereden geliyor efendim? Bu öneme göre vatandaşların ne yapması lazım? Ne öneriyorsunuz? Yani Türkiye için son fırsat mıdır? Yani bu bir yerde önümüzdeki dönem açısından? Doğru. Çok kritik bir seçim olarak görüyorum. Şundan dolayı bu seçimler bir defa hükümeti değiştirmeyecek. Yani Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı makamında oturacak, icraatlarına devam edecek. Yani bir beka diye bir şey yok. Yok. Yani bu yönüyle yok. Evet. Ha, ben şunu söylüyorum yalnız, beka diye bir problem yok ama Türkiye tehdit altında mı? Tabii, o ayrı bir. Cumhuriyet'in kuruluşundan beri bu tehdit var. Yani o ben yeni 100 yıldır çıkmış. Mı? Tabii 100 yıllık bir tehdit, yeni değil. Ancak bu seçimlerde artık iktidar partisi, yani AK Parti tükendi. Türkiye'nin hiçbir problemine çözüm üretemiyor. Kendileri bunu kendi teşkilatları içinde geçmişte metal yorgunluğu diye tarif ettiler. Yani aslında Tayyip Bey mühendis değil ama bunu kim söylediyse çok isabetli bir teşhiste bulunmuş. Tam bir metal yorgunluğu var. Metal yorgunluğu demek bir metalin artık yapması icap eden vazifeyi yapamaz hale gelmesi demektir. Plastikleşmesi, yani çelik. Önemlidir burada misal olarak. Çeliği bükersiniz, böyle tutarsanız eğik kalır. Bıraktınız mı yine eski haline yeniden gelir. Çelik o demek. Ama şimdi çeliği büküyorsunuz, bıraktığınız zaman olduğu yerde duruyor, büktüğünüz gibi kalıyor. Artık fonksiyonunu ifa edemiyor. Hükümet şu anda bu noktaya geldi. Artık AK Parti Türkiye'nin hiçbir problemine çözüm üretemiyor. Başta ekonomi olmak üzere. Hemen arkasından dış politika bir facia. Dış politika olmak üzere. Eğitim olmak üzere. Adalet mekanizması. Aslında ben şaşırıyorum bunun hangisi hangisinin önünde diye bazen. Genelde adaleti başa koyuyorum. Çünkü adalet mülkün temelidir. Adalet olmasa hiçbir şey olmaz. Evet. Ama ekonomi, karnımız doyacak. İhtiyaçlarımız karşılanacak. Olmazsa olmaz. Dış politika tehdit altındayız. Laf değil ki bu. Yalnızlaştık. Akdeniz'de 10 tane tatbikat yapılmış son sene içinde, geçen sene. 10. Hepsinde Mısır var. Hiçbirisinde Türkiye yok. Biz tatbikatı Ege'de kendi kendimize yaptık. Bu ne manaya geliyor? Dışlanıyoruz. Her yerden dışlanıyoruz. Eğitim sistemimiz kaliteli insan yetiştiremiyor artık. Vasıflı insan yetiştiremiyor. Ne manevi, ahlaki yönden her halükarda herkesin güven duyacağı insanlar yetiştirebiliyoruz. Teçhiz edilmemiş bu değerlerle ne de mesleki yönden vasıf sahibi insan yetiştirebiliyor. Ya bu, böyle bir ülkenin bu şekilde devam etmesi mümkün değil ve bunları bu ilk hükümetin artık Tayyip Bey'in düzeltmesi mümkün değil. Görmüyorlar hatalarını. Onun için sadece ve sadece
kendileriyle aynı fikirde olmayanları düşmanlaştırarak, hakaret ederek, ötekileştirerek bir yere gitmek, halkın desteğini almak istiyorlar. Ama bu da halkın artık büyük bir kesiminin teveccühüne mazhar olmuyor bu yaklaşım. Yeter dedi herkes. Bu kadar. Bitti bu iş. Tam da bu noktada efendim seçim güvenliğiyle ilgili kaygılarınızı da öğrenmek istiyorum. Öyle bir kaygı taşıyor musunuz? Örneğin parmak boyasıyla ilgili son zamanlarda talepler arttı. Yani bu seçimlerde hayata geçecek gibi de görünmüyor. Geç kalınmış evet, bir konu. Tabii ki. Sizin düşünceniz maalesef. Yani şunu söyleyeyim. Aslında daha önce çıkarılan ve bu arkadaşların süratle değiştirdikleri seçim mevzuatı hakikaten ister istemez tereddütlerin doğmasına vesile oldu. Seçime giderken eskiden konulan kurallar 60 ihtilalinden sonraydı bir kısmı. Adil bir seçimin yapılabilmesi için elzem olan kurallardı. Neydi? 3 tane bakan değişecek. Kim? İçişleri Bakanı, Adalet. Ulaştırma Bakanı, Adalet Bakanı. Çünkü bunlar seçimleri etkileyebilecek yetkilere sahip mevkiler. Bu gitti. Yok, müsteşarları bakan yaptılar. Eskide tabii o da yani dediğiniz gibi müsteşarları bakan yapmak da bunun çözümü değildi. Orada başka bir mekanizma çalıştırılmalıydı. İkincisi parmak boyasıydı. Hakikaten parmak boyası bir insanın ancak bir kere oy kullanmasına imkan tanıyordu. Efendim bu medeni değilmiş. Neresi gayrimedeni ki parmağın boyalı olsa? Bir hafta boyalı parmakla geçsen ne yazar, yemesen ne yazar? Ama bir güvence getiriyordu. Üçüncüsü sandık kurulların ve sandık başkanlarının teşekkülündeydi. Şimdi buralarda endişe var. Çünkü sandık başkanları doğrudan doğruya neredeyse hükümet tarafından tayin ediliyor. Dördüncüsü ister istemez ben yani hiçbir adli makamı doğrudan doğruya hedef alarak bir şey söylemek istemem ama Yüksek Seçim Kurulu'nun geçen seçimde aldığı çifte mühür olmaması bir pusulanın iptal edilmesine gerekli olamaz dediler. Biz bunları kabul ederiz. Niye? Vatandaşın oyunu yok sayamayız dediler. Ya mübarekler, o oy vatandaşın oyu yok sayılsın diye konmamış ki o karar. Birisi sahte bir oy kullanmasın diye alınmış. Sandık dışından birisi bir pusulayı kullanmasın diye alınmış. Şimdi yani bunu Yüksek Seçim Kurulu nasıl aldı benim hafızalama almadı. Bunlar olunca ister istemez endişe var. Ancak buradan dönüyorum. Aman vatandaşlara bir defa gidip oyunuzu kullanacaksınız arkadaş. Oy kullanmadan ya benim oyum geçerli sayılır mı sayılmaz mı bırakın onu siz. Önce oy kullanacaksınız. Ha iki oyunuza da sahip çıkabilmek için sandık bölgesini emniyette tutacaksınız. Elbette bütün partiler her sandık kurulunda temsil ediliyor. 5 parti en azından. Bir defa burada eksikliğe, aksaklığa rıza gösteremeyiz. Biz şu anda belli bölgelerin dışında o temsil kabiliyetimiz yok. Ama diğer partilerin var. Fakat biz arkadaşlarımıza talimatı verdik. Çünkü birçok sandık bölgesi, sandık kurulları saat 7'de falan toplandığı için bazen ihmal ediyor. Parti mensupları gitmeyebiliyor, geç kalıyor. Bu sefer sandık kurulu başkanı diyor ki burada bulunanlardan sen de ol. O zaman biz diyoruz ki bizim müşahitlerimiz, müşahit olan ama doğrudan doğruya sandık kurulunda temsil edilmeyen arkadaşlarımız zamanında orada bulunacak bir boşluk olursa oraya girecekler. Sandığa da partiler sahip çıkacak. Şimdi bu iki husus çok önemli. Aman herkes oyunu kullanmaya gitsin. Ümitsizliğe kapılarak efendim hile olur, benim oyum yok sayılır. Hayır arkadaş, sen üzerine düşeni yap. Ondan sonra da oraya sahip çıkmaya çalış. Efendim bu şey konusunda seçimlerin sonucunda Saadet Partisi'nin başarı çizgisi nasıl şey yapacaksınız? Yani hangi durumda başarılı olacaksınız? Ya da sizin de böyle ya nasıl seviyor seçimlere girdim, başarısız oldum, artık ben ayrılayım deme gibi bir niyetiniz olur mu? Biz bir defa şunu söyleyelim. Yani Türkiye'nin geleceği için inandığımız prensiplerin olmazsa olmaz
olduğu kanaatindeyiz. Ve biz bunu söylediğimiz zaman da bizi destekleyen veya desteklemeyen bütün vatandaşlarımız da haklısınız diyor. Bunu görmekten memnun olduk. Biz bunu hakikaten benim şimdiye kadar daha doğrusu seçimlere girmeden önce konferanslar veriyordum ben. Biraz uzun da sürüyordu. Biraz detaylı bir şekilde bütün bu konulara giriyordum. Şimdiye kadar ya şu noktada yaptığınız da yanlıştı diyen çıkmadı. Her partiye oy verenlerden gelenler oluyordu yani. Her partiden. Onun için bir defa burada biz bu konsensüsü sağlamamız ama iktidara geldiğimiz zaman da onu mutlaka uygulamaya koymamız icap eder. Onun için biz bu işten vazgeçmeyiz. Bunu bizim omuzlarımıza yüklenen bir vecibe olarak görüyoruz. Adaylık konusuna gelince yani bu benim mesela şahsen gelecek bir kongrede aday olup olmamak gibi. Ben hiçbir zaman aday olmadım. Yani şimdi de yan cebime koy diye bir iddiam da yok. Ama mutlaka biz bu çalışmalara devam edeceğiz. Benim kanaatim şu. Bu seçimlerde bir farklılık olacağını, bizim daha öne çıkacağımızı görür gibiyim. Yanılabilirim de, ille de bunu söylüyorum diye bu gerçekleşecek manasına gelmez. Toplumdan gelen bana karşı yaklaşım, bende bu kanaatin doğmasına vesile oldu. İnşallah bir patlama olur diye. Şey nasıl olacak? Mesela patlama olur deyince Selam abi kaç il almayı hedefliyorsunuz efendim? Öyle denildiği zaman benim cevabım basit. 81 ili. Yok biraz gerçekçi olursak şimdi, efendim. Ben şimdi bu noktada bakın ben bir şey söyledim baştan. Dedim ki biz her ilde aday çıkaracağız. Ama aday çıkarmış olmak için değil. Kazanmak için çalışacağız. Ben şimdi size 5 diyeceğim, 15 diyeceğim. Diğerleri... Mesela o zaman şöyle diyelim efendim, o büyük iller, 30 büyük şehir var. Büyük şehirlerden ben kaç? Ben buna dediğim gibi biz hepsinde iddialıyız. Ve şunu görmekten memnunum. Gittiğim her ilde, çok enteresan ama, gittiğim her ilde, geçmişte aldığımız oylara baktığımız zaman karşımıza çıkan manzarayla orada çalışanlara bakıyorum ben şeflerine, biz kazanacağız diye çalışıyorlar. Efendim, Mehmet. Teşekkür ederim. Ben işi bir yani sohbeti biraz FETÖ'ye getirmek istiyorum efendim müsaadenizle. Estağfurullah. Şimdi FETÖ bütün sağ partilere sızdı. Sağda sola da sızdı. Her tarafa sızdı. ama bildiğimiz kadarıyla bir Saadet Partisi'ne hiç bağlaşmadı. Milli Görüş'e sızamadı. Evet. Nedir efendim bunun sırrı? Yani bizim inanç prensiplerimiz belli. Biz o prensiplerden taviz veremeyiz. Yani biz o hareketi bizim inanç sistemimizle bağdaşmayan tavırlar gördüğümüz için benimseyemedik. Nedir o? Yani bunun tabii de detayına girmek doğru değil. Yani şimdi uzun zaman alır doğru değil dediğim aslında ben bugünkü hükümetin FETÖ'yle ciddi bir mücadele yaptığı kanaatinde değilim. Yapamıyorlar. Hı hı. Onu da konuşmak tabii, istiyorum. Çok, ama bu çok ayrı bir konu. O saatler alır. Çünkü prensipler var ortada. Siz adaletsizliğe nasıl rıza gösterirsiniz? Bu adamlar geldiler, adalet mekanizmasına hakim oldular ve adaletsizliği kural haline getirdiler. FETÖ için söylüyorum. Her yerde, orduya sızarken de adalet mekanizmasına da, İçişleri Bakanlığı'na da her yerde. Bunlarla mücadele böyle olmaz. Bunların yaptığı yanlışlıkları ortaya koymak lazım. O yanlışlıkları korumasanız olmaz. Bunlar bize karşı çıkarken söyledikleri bir söz vardı. Erbakan Hoca'ya yani 28 Şubat'tan sonra Cebrail gelse ben oy vermem diyordu. Ya bu yani bir Müslüman için söylenme. Cebrail Cenab-ı Hak'tan mesaj getirir. Bu misal verilmez. Olmaz. Ya Allah söylese itibar etmem diyor. Erbakan'a oy vermem diyor. Haşa. Şimdi o zaman gibi. Tabii. Bunlar çok farklı bir organizasyon. Hı hı. Ve şunu da biz söyledik. Yani bunu tek başına bir Türkiye'deki imamın veya bir kendine ilim adamı havası veren birisinin yapabilmesi mümkün değil. Zaten ortaya çıktı ki bu organizasyonun baş destekçisi CIA. Hükümet de bunu söyledi. CIA. Hı hı. Çok açık bir şekilde söylediler. Bütün teşkilat, çünkü Türkiye ile ilgili bir mesele değil bu sadece. Bu dünya ile ilgili bir mesele.
Yani kendilerinin ortaya koyduğu ne diyorlardı? Kainat imamı. Ne demek kainat imamı? Evet, bütün dünyanın. Bütün dünyaya hükmedecek. Onun için bu prensipler bizimle bağdaşmadı. Biz sade, samimi, genelde Cenab-ı Hakk'ın bize emrettiği yani dürüstlük, adalet üzerinde gideriz. Siz gideceksiniz bilmem her şeyden önce. Bu da tabii ayrı bir yani meseleye ne kadar başka bir açıdan yaklaşmalarını gösteriyor. Önce imtihan sistemini kontroller altına aldılar. Çünkü siz evet. devlette insanları tayin edeceksiniz. Nereden geçiyor? İmtihan sisteminden geçiyor. Önce orayı. Ondan sonra diğer noktalarda kendi adamlarını yerleştiriyor. Evet. Şimdi sizin ilk prensiplerinizle uyuşmadığı için FETÖ size sızamadı. Siz kapıları sık tabii. kapalı tuttunuz. Tabii öyle. AKP'ye neden sızdı? Nasıl sızdı? Menfaat birliği yaptılar. Yani biz bu şimdi bakın araları açılana kadar yani bu kadar kanka olunmaz ya. Ararla açılana kadar susuzdu mu aralarında? Birbirlerine övgüler yağdırmadılar mı? Yağdırdılar. Yani aynı kaynak bunları besledi. Amerika bunların da arkasında vardı. Onların da arkasında vardı. Amaç neydi? Ha, bu AKP FETÖ şöyle yani bunlar Amerikan dünyada destek. Yani bunlar bir defa Amerika'nın Orta Doğu'daki bu büyük Orta Doğu projesinin gerçekleşmesi Amerika'nın dünyada bütün İslami hareketleri ve nosyonları kontrol altına alma böyle bir projeleri vardı. Deşifre oldular. İnşallah bir daha da tutturamazlar bunu. Ben yani burada bu konunun hakikaten çok iyi incelenmesi, üzerinde durulması, ona göre bir tavır verme. Bunların yaklaşımını da şundan dolayı ben doğru bulmuyorum. Bir defa kendi içlerinde ciddi manada Buda'ya bağlanmış olan insanlar var. Yani okullarına yanaşan atılıyor. E ama Sayın Albayrak, Berat Bey aynı okuldan mezun, ona dokunmamıştır. FETÖ'nün okulundan. E tabii oradan mezun. Şimdi bizim FETÖ'cümüz iyi, sizinki kötü. Böyle bir mantık olmaz. İki, yani buradaki halkın buna verdiği, bu örgüte verdiği destek saflıklarından kaynaklandı. Ben Türkiye'deki birçok kesimin, binlerce insan var. Yanlışları gördüğü halde bunun peşinden gidelim dediğine şahit olmadım. Bunlar iyi insanlardır, dürüst insanlardır, kanaatiyle oraya gittiler. E siz şimdi bu insanların tamamını hasım görünce öbürleri kemikleşiyor şimdi. İnsanları hapse atıyorsunuz, bileniyor, bilenmez mi? Ve bir şeye gitmiştim bir yerde, bir hanım geldi, beynin işte içeriye girdiğini, bu dediğim bir sene önce meydana gelen hadise, çok sıkıntıda olduğunu, ancak dedi, ya bunlar dedi öyle bir hale geldiler ki hapishanede örgütleniyorlar neredeyse. Hı hı. Ve bileniyorlar. Bu baskı onları biliyor. Bu baskının kalkıp makul bir şekilde yapılan yanlışların onlara anlatılması lazım. Şu şey lazım. Gibi hatırladım efendim. PKK'nın Diyarbakır cezaevinde tabii. oluşturulduğu aynı. Söylenir. Tabii. Yani bu onun için bu tip meselelere yaklaşırken hükümetin daha makul bir şekilde yaklaşması lazım. Yani şimdi bakıyoruz 18-19 yaşındaki harp okulu öğrencileri. E bunların inisiyatif kullanma ihtimali yok ki. Bunları emir verilir, Ruhaniye'ye ne getirirler? Erler bir ihtilali organize edemez. Mümkün mü? Onun için şu anda mağduriyet içinde kalan, mağdur olan çok geniş bir kitle var. Allah yardımcımız olsun. Sizin evet. onlara yapacağınız bir şey var mı efendim? Yani bizim şey. Onlara yapacağımız şu anda hiçbir şey yok. Yani biz sadece bu yapılan yanlışlıkların düzeltilmesi. Yani elde delil bulunmadan evet. insanların ne mahkum evet. edilmeye ne de işlerinden uzaklaştırılmaya hükümetlerin hakkı yok. Bir insanla ilgili kanun kuvvetinde bir kararname aldım seni görevden diyor. Hakkında hiçbir iddia olmadığı için dava da açılmıyor. Veya bazıları için dava açılıyor, beraat ediyor. Ama görevi de göndermem diyor. Evet. Siciline işleniyor. Özel sektör bile bu insanları alıp değerlendiremiyor. E bu bir zulüm olur o zaman.
Efendim çok teşekkür ediyorum. Kısa bir ara verelim. Son bölüme gelelim müsaadenizle. Değerli izleyiciler, Sayın Karamollaoğlu ile saat başında devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası efendim. Efendim iyi akşamlar. Saadet Partisi lideri Sayın Temel Karamollaoğlu ile programımıza devam ediyoruz. Sözcü Gazetesi Ankara temsilcisi Saygı Öztürk ve Halk TV Haber Müdürü Rahmi Aygün ile birlikte sorularımızı yanıtlıyor. Şimdi bu son bölüm ve 10-15 dakikada toparlamamız İzniniz gerekiyor. İzniniz olsa o zaman efendim. Saygı Öztürk'le başlayalım. Ben şunu merak ediyorum. 15 Temmuz öncesi yani o darbe girişiminden önce sizin bu olaylara ilgili gelip size bu konuları anlatan işte asker, siyasetçi, işte darbe yapılacak gibi hiç böyle haberler geldi mi efendim? Darbe yapılacak gibi değil de endişelerini dile getiren, orduda bir kutuplaşma olduğunu ifade eden en az birkaç tane üst seviyede asker geldi. Asker geldi. Tabii de. Yani muvazzaflardan gelenler oldu. Endişelerini dile getirdiler. Yani bir kutuplaşma meydana geldiğini, kamplaşma oluştuğunu söylediler. Bunları da biz ilgili makamlara iletilsin diye sevk ettik. Yani bizim eski yani, bazı bakanlara. Tabii bizim bazı eski milletvekillerimizde bir takım arkadaşlarımız, hükümetteki arkadaşlarla da ne de olsa tanışıklığımız tabii, var. Evet. Geçmişte arkadaşlığımız var. Bir de önemli bir konu. Tabii önemli bir konu. Bunları onlara ilettirdik. Ama ne yazık ki... Ne kadar süre önce efendim darbe girişiminden... 6 ay diyelim yani. 6-7 ay önce oldu. Kaygılarını... Yani bu tabii bu ondan önce yani ondan sonra da bunlar gündeme getirildi, getirilmedi hı-hı değil bu endişeler. Ama tabii biz bilgimiz yok. Nihayet muazzaf birisi, yani muazzaf, benim söylediğim muazzaf insanlar. Üst rütbeli mi? Tabii muazzaf olmayanlardan da bu gidişatla ilgili bize ciddi bilgi aktaranlar da oldu. Yani gerek Ege'deki gelişmeler, gerek Kıbrıs'la ilgili gelişmeler. FETÖ'nün dışında bu. Genel manada hükümet politikalarındaki, dış politikadaki aksaklıkları belirten. Evet, genel şey ama bir de FETÖ konusunda. Bir de FETÖ konusunda ise çok ciddi dediğim gibi muazzaf askerlerden gelenler oldu. Çok açık söylediler. Yani en üst makamlara kadar çıktılar. Ya bakana kadar. Daha da yukarısı Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a çıkacak değiller. O zaman zaten... Yani bunları siz yönlendirdiniz. Yönlendirdik, gidip aktarıldı çıktı bunlar yani. Evet, onu hemen çok rahatlıkla. İsim vermeyi doğru bulmuyorum. Yok, ismi zaten tabii sormak. Ama bunlar olmaz. Oldu, geldi. Bize de açıkladılar. Neden tedbir alamadı hükümet? Yani gafil mi avlandılar ya da beklemiyorlar mıydı böyle bir ihaneti? Yani... Herhalde gafil avlandılar. Yani geçmişte bu işte Gezi hadiseleri vesaire gibi konularda attıkları adımların yeterli olduğunu düşündüler belki. Onun için daha da ileri gitmeyi, bir de ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Kanaatime göre. Ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Çünkü belli kesimlerdeki kadrolaşma ciddiydi. Ama arkadaşlar şimdi bugünkü yönetimde bulunan arkadaşlar dediğim bu insanlar bu örgütle nasıl mücadele edilebileceği konusunda hiçbir stratejileri olmadı. Şimdi bir bu işi yönetenler niye bunlar işte imamlara bağladılar. Bilmem ne imamı, bilmem hangi şeyin bakanlığın imamı, hangi bu karargahın imamı gibi. Ya sadece onlar değil. Belli bir seviyede insanlar vardı. Bunlar da tutuklandı bazı yerlerde. Bazı yerlerdekini bilmiyorlar, bulamadılar. O telaşla tuttular. En alt tabakadaki insanları yani bu kalkışmayla ilgisi olmayan gariban ama Fethullah Gülen'e sevgi beslemiş. Onun peşinden gidiyor. Bir Müslüman diye gidiyor. Gitmiş bilmem Bank Asya'ya hesap açtırmış. Zaman Gazetesi'ne abone olmuş. Bu insanlarla mücadele ederseniz, bu örgütle efendim, mücadele ederseniz. Cumhurbaşkanımızın açıklamalarında hep şu ifade kullanıyor. İşte darbeyi AK Parti ile MHP'liler önledi, sokağa çıkarak halk önledi. Sizin mesela Saadet Partisi olarak siz hiç sokağa çıkmadınız yani mı? Yani bir defa şunu söyleyeyim. Bendeki kanaat en az AK Partililer çıkmıştır.
Korktuklarından i̇şte çıkamamış. Bendeki kanaati söylüyor. Ama bizimkiler çıktılar. Çıktılar. En az yani 8-9 kişi belki hayatını kaybetti, şehit oldu. Birçok insan kolunu bacağını kaybetti bizim teşkilat mensuplarımızdan. Şimdi çıkıp da Cumhurbaşkanı'nın böyle bir iddiada bulunması ya el insaf dedirtiyor. Bu kadar da olmaz. Herkes biliyor. Sokaktaki vatandaş çıktı. O kadar. Yani zaten dışarıdaydı. Çıktılar. E şimdi bunu da böyle istismar edip yok sadece AK Partililer çıktı. En az çıkan AK Partililerdir. Samimi olarak diyorum yani AK Parti'ye böyle bağlanan menfaat için. Ha AK Parti'ye oy verenlerden elbette olmuştur yani dışarıda bir sürü insan. Tabii. Ama menfaatle AK Parti'ye bağlı olanlar dışarıya çıkmamıştır. Ona menfaat onlar için çok önemli bir iş. FETÖ, dünyevi menfaat. FETÖ tehlikesi bitti mi efendim? Yani bu konuda benim bir şey söylemem doğru olmaz ama böyle bir örgüt birdenbire bütün fonksiyonunu kaybetmez. Çünkü bu örgüt dışarıdan destekleniyor. Belli o. Hı hı. Dışarıdan desteklendiği için onlar bu işi bırakmadık ki onlar bırakamaz. Yani FETÖ'cüler bırakamaz. Evet. Onun yerini alacak yerini şimdi örgütlerde var mı efendim? Duyuyor musunuz? Yok. Yani biraz yanlışlık yolda olan. Şöyle ya mutlaka dış güçlerin, bazı mahfillerin hizmetinde olan kişiler her zaman olur. Her ülkede de olur. Mühim olan nokta dışarıdaki insanların kimi kullanmaya kalktığıdır. Siz şimdi hükümet olarak Amerika'nın menfaatine olan ekonomik kararları alırsanız siz ister FETÖ'cü olun ister olmayın hiç kıymeti yok ki. Ekonomiyi çökerttiniz demektir. Bu Amerika'ya hizmet etmek manasına gelir. Siz adalet mekanizmasına güveni yitirtirseniz vatandaşa en büyük desteği bunlara siz veriyorsunuz demektir. Hükümete güveni sarsıyorsunuz. Bürokrasiye güveni sarsıyorsunuz. Ben şimdi dikkat ediyorum bazen farkında olmadan biz de belki bazen yanlış söyleyebiliriz. Bizim emniyet güçlerimize benim güvenim var. Ha bazıları yanlış yapıyordu. Onu da kabul etmek icap eder. Benim adalet mekanizmasına temelde güvenim var. Bazıları yanlış yapıyordu. Bizim yanlışları söylememiz buna izin vermemesi icap eder hükümetin diye. Yoksa temelde bizim insanımız kendi ülkesini sever, memleketini sever. Kesinlikle kendi memleketine ihanet etmez. Askerini sever. Askerini sever. Ama hükümetin görevi bunları teşhis edip etkili noktaya gelmeden, yanlış yapmadan onlarla ilgili hükümleri icra etmektir. Ama yani suçlunun yanında masum da yanarsa o yaklaşım doğru olmaz. Evet. Şimdi efendim ben sizin için zor bir soru hazırladım. Programın da sonuna doğru geliyoruz. Evet. Biraz espri tarafından olayı alalım istedim. Şimdi sizin bu sohbet sırasında söylediklerinizden yola çıkarak. Şimdi dediniz ki Adalet ve Kalkınma Partisi sütle kireç gibidir. Onlar kendilerini süt sanıyorlar ama kireçtir. Evet. Yani AK Parti AK değildir, kireçtir. Sonucunu çıkarabiliriz. AK, o AK süt değil, kireç manasına. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi de açık adı olduğuna göre Adalet'in kendi gitti adı kaldı dediniz. Öyle oldu. Kalkınma tarihe karıştı dediniz. Maalesef. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi adı boşlukta kaldı efendim. Öyle ben oldu. Bir ad koyamadım. Siz ne koyarsınız? Yani bilmiyorum ama tabii geçmişte bizim arkadaşlar birazcık da bu milli görüşten koptukları için doğrudan doğruya AKP dediler. O zaman AKP derken de bazıları o gün için Aklı Karışıklar Partisi diyordu. Şimdi akıllı karışık da kalmadı çünkü her şey ayan beyan ortaya çıktı. Yani aklı karışıklar doğru mu değil mi bilmiyorum ama biraz mantıklı gibi geliyor. Yani ne edeceklerini tam olarak bilmiyorlar. İşler karıştırdılar. Evet. Ben evet. Son şeyleriniz varsa tamam, efendim bizim şunları hemen ifade edeyim ben elbette. Başkan şimdi, mutlaka seçimlere girecek. Tabii tabii. Ya. Biz şimdi seçime, mahalli seçimlere gidiyoruz. Mahalli seçimlere giderken 19 gün kaldı bu arada. Tabii ya 19 gün yani 3 haftadan azaldı. Evet. Artık geri sayım başladı. Bu seçimlere
biz gördüğüm kadarıyla en hazırlıklı, yani bazı noktalarda belki ortaya çıkışımız gecikti ama en hazırlıklı giden partilerden birisiyiz. Kanaatindeyim ben. Bizim bir defa umdelerimizi çok net olarak ortaya koyduk. Bir kampanya iletişim stratejisi hazırlamıştık. Bunu kamuoyuna da duyurduk. Nelere dikkat edeceğiz sahaya çıkarken? Bunların bütün özellikleri burada yazılı. Ama vatandaşa ne diyeceğiz konusunda da işte bizim bu dürüst belediyecilik ve seçim beyannamesini özellikle hazırladık. Burada bizim prensiplerimiz ve icraatlarımız, ikisini de peş peşe bulabilirsiniz. Tabii iyi bir kampanya ekibimiz var, gençlerden oluşan. Uzun bir zaman olmadığı için, her işin detayına girme fırsatımız olmadığı için de bir takım insanları gülümsetecek, uyaracak, dikkatlerini çekecek adımlar atalım dediler. İşte ceket, cepsiz ceket bunlardan biriydi. Önce herkes ya bu ceket nedir diye düşündü. Ha sonra baktılar ki bu ceket cepsiz bir ceket. Dürüstlüğün, dürüst yönetim, dürüst başkanın simgesi olarak ortaya kondu. Sonra işte bir yerde arkadaşlar bu Sülün Osman'ı biz gündeme getirsek, hatırlasak millete faydalı olur. Yani bu çarpıcı tanıtım filmleriniz vardı, bazıları da yasaklandı. Onu da hatırlatalım. Şimdi Sülün Osman çok enteresan çıktı. Yani biz arkadaşlar gittiler sinemalarda, reklam ajanslarıyla oturdular. Filmden önceki 1,5-2 dakikayı bize tahsis etmelerini istediler. Sülün Osman da o zaman kondu. Şimdi bazen iktidarın tepkisi bizim işimize yarıyor. Şimdi bu iftiralar, bize saldırılar var ya, hem de en üst kademede. Ben inanıyorum ki bu bize yarıyor. Çünkü ben yani işe farklı bakıyorum her zaman. Manevi yönden bunun vebalin altından kalkamaz bu arkadaşlar. Ömrü billah, sülaleleri bile haklarını, bizim hakkımızı ödeyemezler. Bu kadar vebalin altına girdikten sonra. Ancak Sülün Osman çıktı. Bakanlardan birisi de o filmi seyretmeye gitmiş bir sinemaya. Sülün Osman'ın arkasından Saadet Partisi logosunu görünce patlamış. Kaldırın bunu. Hayır, Sülün Osman meşhur bir dolandırıcı tarihteki. Niye üstlerini almamışlar? İşte bilmiyorum ama arkasından o tarihe kadar takip ediyorlardı. Takip edenlerin sayısı 900 bin civarındaydı. Kaldırın diye üzerine gidince 2 günde 12 milyon çıktı. Yani 15 kat almış. O tepki birdenbire bizim işimize yaradı. Onun arkası geldi. O kalktı. Arkasından penguenler bay bay hepiniz diye geldiler. Şimdi de yavaş yavaş kısa. İmkanlarımız bizim cidden az. Bundan dolayı da çok kısa ancak mesajlarla işi götürmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımız birçok konuda kısa şeyler hazırladılar. Ama çok yaratıcılığını kabul etmek 40 saniyelik lazım. Videolarla bir şeyler aktarıyor. Bizim aleyhimizde, benim özellikle aleyhimde bazı konuşmalara karşı da güzel filmler hazırlamışlar. Yani böyle 2-3 dakikalık üzerimizde oynanan oyunları milletin anlayacağı bir lisanla tarif etmek. Yani... Fakat müthiş bir hakikaten ekibiniz var. Sayın Cumhurbaşkanı işte o geçen hafta işte rahmetli Erbakan Hoca kalksa ne der lafından sonra hemen öbür gün Milli Gazete ve Saadet Partisi'nin gençleri devreye girdi. Erbakan Hoca'nın ne dediğini hemen sosyal medyada yaydılar. Milyonlarca izlendi. Öyle oldu. Çünkü onu yani oraya yanlışlıkla girdiler. Bir daha Erbakan Hoca'yı ağızlarına almadılar. Pişman olmuşlardır. Herhalde. Çünkü Erbakan Hoca isim vererek ne olduğunu ortaya koyuyor AK Parti'nin. Onun için orada bir yanlış adım attılar, geri dönemezler de şimdi bundan sonra üzerine gitmezler. Şimdi bizim bu seçime giderken şunu tekrar söylüyorum. Gerek İstanbul adayımız Necdet Bey, hakikaten çok donanımlı bir arkadaş. Ankara adayımız Mesut Bey, hakikaten donanımlı bir arkadaş. Bizim bilmem işte Elazığ'a gittim. Elazığ'da ben o kadar büyük bir coşku göreceğimi zannetmiyordum. Belediyede uzun zaman çalışan, yani şöyle böyle neredeyse 20 yılını bu işe vermiş bir harita mühendisi arkadaşımız. Müthiş bir
kampanya sergiliyor. Karadeniz'e, Trabzon'a gittim. Orada Hasan Bey bambaşka bir kampanyayla girmiş. Rize başka. Bilmem mi başka yerlere gidiyorum. Kayseri'de bizim il başkanımız, gerçi biz gösterdik. Kendisi hem inşaat mühendisi hem de bu konulara hakikaten aşina. Nereye gitsek müthiş bir performans ortaya konuluyor. Ve biraz önce söylemiştim. Özellikle bakın ben buraya şeylerini de getirmiştim. Tam 38 bayan adayımız var. Yaklaşık 29-30 ilde. Bunlar çok iddialılar. Ve bizim bayan adaylarımız hakikaten iddialı. Ve ben büyük bir kısmının, ümit ediyorum ki, seçilecekler diye düşünüyorum büyük bir kısmının. İl genel meclislerinde ve belediye meclislerinde birinci sırada birçok yerde adaylarımız var. Bu da bizim için ayrı bir açılım meydana getiriyor. Gençlerden ciddi adaylarımız var. Ve biraz önce ifade ettiğim gibi bizim sadece kendi kadrolarımızın içinden değil, dışarıdan gelen adaylarımız da. Adıyaman adayımız eski AK Parti milletvekiliydi. Ha şimdi bizden olduğu zaman Adıyaman'daki bütün kesimler kendisine destek vereceğini ilan ettiği zaman, vay gördünüz mü siz bunları HDP ile taban şeyler, Ordu'da da öyle. Nerede çıkıyor ya? Siz, ben onun için söyledim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan nerede, kimin oyuna talipse biz de aynı oylara talibiz. Gitsin söylesin. Her yerde. Onun için bu seçimlere giderken bu seçimlerde ilkeler, prensipler, açılımlar öne çıkacak inşallah. Ve ben öyle ümit ediyorum ki arkadaşlarımızın ortaya koydukları performans milletimizin yerine göre kalbine dokunacak. Cebine de dokunacak. Cebine nasıl dokunacak? Çünkü biz biraz da ekonomik yönden bir takım projeleri belediye çapında öne çıkarmak, atıl olan iş gücümüze bir ivme kazandırabilmek çalışmalarımız da olacak. Kültürel yönden faaliyetlerimiz olduğu gibi il, ilçe, belde bazında ekonomik faaliyetlerimiz de olacak. Adalete, kucaklamaya, herkesin derdiyle dertlenmeye, şeffaflığa, planlı programlı çalışmaya, liyakata önem vereceğiz dedik. Bunlar da vatandaş nezdinde itibar görüyor. Ulaşabildiğimiz kadar, imkanlarımız fazla olmadığı için belki her yerde yani Sayın Cumhurbaşkanı bir defa konuşmaya başladım. Bir de en az 16 tane kanal canlı veriyor. Evet. Her gün veriyor. Ama biraz da benim aklıma şu geliyor. Ya baklavayı bile her gün yemeye kalksan kimse yiyemez. 16 gün herkes şey değiştiriyor, kanal değiştiriyor. Seyredemiyor artık. Çünkü aynı şeyler tekrar tekrar, aynı hakaretler, aynı üslup, tepeden bakma, halkın derdini hiç ama hiç kale almama. Adam öldüm diyor, cebim yanıyor diyor. Cumhurbaşkanı sen iyisin, iyisin, şöyle düşünme diyor. Adaletten şikayet ediyor. Yok canım biz adalet tesis ediyoruz diyor. Okullardan diyor, sistemi düzeltiyoruz şimdi diyor. El insaf. Bunların hiçbir tanesinin ne olmayacak. Bu seçimler iktidara bence bir nota mahiyetinde olacak. Bir ihtar mahiyetinde olacak. Bak artık size olan güvenimiz kalmadı. Bundan sonra önünüzde daha icraat zamanınız var. Ayağınızı denk alın. Yoksa gidicisiniz diyecek. Bundan korkuyorlar. Bundan endişe ediyorlar. Ama bizde korkunun acele faydası yok. Siz gideceksiniz zaten diyoruz. Diğer televizyon kanallarıyla hani sözü siz getirdiniz zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın 16 kanal birden veriyor. Sizle ilişkisi nasıl efendim? Davet ediliyor musunuz? Böyle şeyin hatasız almış. Yoksa davet edilip de iptal mi ediliyor sonradan? Biz davet edildiğimiz her yere gideriz. Size mesela teşekkür çok, ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Siz ekranlarınızı açtınız. Biz geldik. Fikirlerimiz. Şaban Bey şunu söyledi. Size önce randevu verilip de sonradan iptal mi ediyorlar? Bir yerden talimat alıp da. Geçen dönemde iki kere oldu. Geçen dönemde 24 Haziran seçimleri. 24 Haziran seçimlerinden önce kusura bakmayın dediler. Yani üzerimize bir baskı var o görüşmeler esnasında. Bu dönem henüz bir şey yok. Talep de yok.
Ama ben yine de her şeye rağmen bazı kanalların en azından bir taraflık adı dikkate alınarak bize kapılarını, pencerelerini, ekranlarını açacaklarını ümit ediyorum. Bekleyip göreceğiz. Ya daha bekleyeceksiniz. Daha zaman 19 günümüz var diyorsunuz. Ümidimizi kaybetmedik. Efendim bizim ekranımız size her zaman açık. Saadet Partisi'nin, Saadet Partisi'nin adaylarına, bütün partilerin adaylarına açık. Ben katıldığınız için çok teşekkür ediyorum efendim. Hakikaten Halk TV'ye onur verdiniz. Yaptığınız açıklamalarla izleyicilerimizi sanıyorum aydınlattınız. Bu arada şunu da belirtmeden edemeyeceğim. Hakikaten çok dinamik, genç ve zımba gibi bir ekibiniz var. Stüdyonun dışında bekliyor. Sağ olun. Sizden önce geldiler, burada düzen tuttular. Yani özel kaleminiz, basın müşaviriniz, yakın danışmanınız, eliniz ayağınız gibi herhalde çalışıyor. Sağ olsunlar. Gerçekten hani değil mi? Böyle genç bir ekibi var Sayın Karamollaoğlu'nun. Evet. Şimdi arada da beni sıkıştırıp durdular. Ya çok uzatmayalım da yarını hazırlayacağız. Evet, Allah razı olsun. Yok, bizim şimdi benim şeyi bırakmadım. Her çarşamba günü mutlaka basın toplantısı yapıyorum. Hı hı. Yani onun ayrı bir özelliği var diye. Yarın inşallah basın toplantısında da bazı konuları gündeme getireceğim bakalım. Çok teşekkürler efendim katıldığınız için. Ben de teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Burhan Bey çok teşekkürler. Değerli izleyiciler. Sayın Karamollaoğlu'yla yaptığımız program burada sona eriyor efendim. Bu programı tekrar izlemek isteyenler ya da izleyemeyenler için bu gece gün sonunun ardından saat 01'de tekrar yayınlanacak. Teşekkür ederiz efendim. İyi geceler dileriz.